Bulut dünyanın üzerinde aydınlığa çıkmak için izleyicilerimize yol göstermek için buradayız inşallah. Evet Fatih Bey, şimdi tabii yani bir takım bilim adamı dediniz. Bu bilim adamları, ben şunu diyorum, bilim adamı ne demek? Evet. Bilim adamı bugün maalesef ülkemizde büyük bir dezenformasyon evet. var. Bunun bir kere altını çizmek istiyorum. Bilgi kirliliği var. Hatta bu bilgi kirliliğine giriftar yapmak isteyenleri daha çok tenkit ediyorlar. İşte bu çalışmalarımızı engelliyorlar diye. Ama ben dünyayı izleyen bir adamım. Biliyorsunuz yıllarca Amerika'da, Rusya'da pek çok araştırmalarda bulundum. Dünyayı iyi biliyorum. Biliyorsunuz 17 Aralık'ta son uçakla Türkiye'ye gelenlerden biriyim yurt dışından. 14 evet. günlük karantina sürecini Türkiye başarıyla geçirdi. 14 gündür de evde her gün bir canlı yayına toplumu aydınlatmaya çalışıyorum. Evet. Avrupa'da koronayı gördüm ben ama hiçbir zaman biliyorsunuz sizde de program yapıyoruz. Beyaz TV'de Perşembe günü yine yayınımız var. Pek çok kanalda ve Yeni Akit'te de köşemde yazıyorum. Şimdi evet. Avrupa'da kesinlikle mesela benim çocuklarım doktor, kızım doktor, damadım doktor, ihtisas yapıyorlar. Soruyorum, diyorum ki ya diyorum bu Avrupa battı diyorlar. Ya ben de gördüm. Evet. Sokaklarda ne telaş var, ne sıkıntı var. Ne yapıyorsunuz dediğimde damadım diyor ki baba teşhisi yapıyoruz. Covid bulursak, pozitif çıkarsa hemen diyor evine gönderiyoruz ve oradaki sağlık ekibine, işte aile hekimine diyoruz ki bu karantinada kalsın. Yani bir de dükkanlar kapalı, kargo servisleri var. Yani böyle normal ama bir şeyin altını çiziyorum. Bakın Fatih Bey, bu evet. korku, bu paniğin sonunda insanları bir şeye mecbur etmek için uğraşıyorlar. Hedefleri bu. Avrupa'da bu panik yok. Fransa'da yok, İtalya'da yok, Almanya'da hiç yok. Hiçbir Alman kanalında siz böyle ne idüğü belirsiz uzmanlar diyorlar ya. Ya adam ne uzmanı ya? Ya adam bitki anlatıyor, bitkiyi ağacında bile görmemiş. Tamam doktor ama doktorun şimdi ne doktorlar ne yapıyor? Tek açıkladıkları şu, tabii ki aşı bulundu, bulunuyor, az kaldı, geliyor. Yani eskiden sıtmayı vurmak için bir şey yapmışlardı. Ölürsünüz. Dediler, sıtmaya razı ettiler. Yani bu söz oradan çıkmıştır. Şimdi evet. hakikaten bu millete öyle bir korku imparatorluğu yayıyorlar ki her gün kanallarda bu kadar öldü, şu kadar dirildi, bu kadar test, şu kadar gitti. Ben buradan şunu söylüyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Bu bir eksiklik değil. Almanya'da hiç yok. Hiçbir haber kanalında Covid'in şusu busu nasıl düzelir diye uzman denen güya bir yerlerin tetikçileri veya hükümeti destekleyen veya ilaç trestlerini destekleyen bir takım kuruluşların adamları çıkıp konuşmuyor. Burada hedef Türk halkına bir algı operasyonu, kara bir propagandadır diye düşünüyorum. Ben Türkiye'deki bilim adamlarının tabii ki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu çok güzel bir uygulama yapmıştır. Yerinde müdahale etmiştir. İçişleri Bakanlığı'yla koordineli yasaklar, korumalar yapılmıştır. Ama bunu halka böyle her saat başı her şey unutuldu. Yani hocam, şimdi hiçbir şey değişti mi Türkiye'de? Dediğiniz gibi bağışıklık sistemi düşenlere, yani ney? Bağışıklık sistemi düşen insan tansiyon hastası olur. Bir, şeker hastası olur. İki, kalp damar kolesterol olur. Üç, sonra astım alerji olur, kortizon kullanır. 4. Bir de diyor kanser olur, kemoterapi alanlara vurur diyor. Şimdi oy birliğiyle bilim kurulunun kararı bu. Peki çözüm ne? Uğraşıyorlar. Alana bakıyor, hap alıyor, gidiyor, yatırıyor. Kardeşim bak bu ülkenin kanunları daha duruyor. Bu ülkenin bağışıklığını düşüren, bakın burada hani ağzı olan konuşuyor ya. Şimdi evet. biz burada yazdık. Tam 15 o Beyaz Ölüm diye kitap yazdık. Yani burada sen hala bu ülkede ekmeği içindeki jelatini domuz katkılı şüpheli olan mayayla yapar. Bir, içine bromürden tut da Çinlinin bak
Sistein 920 ancak Çin'de yapılabiliyor. Bunu artık internete girilip görülebileceği için bu kılı kabarsın diye bunun içine koyarsan, 3 kabuğunu faydalı yerini, kepeğini beygire verirsen, ruşeymini tarlada bırakırsan, hocam, bakın ben ruşeymin 100 gramını 120 TL'ye satıyorum. Nereden alıyorum? Çin'den ithal ediyorum, Endonezya'dan, Malezya'dan. Bu ülkede ihanet en baştan yapılıyor. Şimdi ekmeği anlattım. Bakın Bismillah deyip bu milletin ekmeği, hiçbir şey değişmedi. Hala bu ekmek yediriliyor Fatih Bey. Yani hocam, yedikçe acıkıyor ve bugün sıkı yönetim demiyorum, sokağa çıkmayı delenler beşer ekmek alıyor. 3 şişe kola almış, 4 tane cips, pats bilmem ne almış. Bunu alıyor. Hala bu ülkede gazlı içecek serbest, enerji içeceği serbest. Sayın hocam, siz çok doğru bir şekilde anlatıyorsunuz ama burada hedeflenen nedir? Yani birileri 17 bin kilometre öteden bu virüsü bize getirdi ve alın siz yok olun mu diyor. Yani bunun perde arkasında saklanan nedir? Bakın Fatih Bey, biz seninle yaklaşık 15 senedir tanışıyoruz. Çok kanallarda program yaptık. Şu 2004 yılında yatan Kozmik Bilimle Yaşam Enerjisi kitabım. Bu çok önemli, evet, bir kitap. Burada yazdığım bir şey var. Bu şeytan aklı şunu yapıyor. Yıllardır bir senaryo yazmış, yazılmış kitaplarında. Bunu uygulamaya çalışıyor. Hedefleri şuydu: tek paraydı, tek devlet, tek dil, tek bayrak. Şimdi yıllarca bu projeler geliştirildi ve şu anda dünyada yapılan bu uygulamalarla, işte gıdanın bozulmasıyla, havada chemtrail'lerin oluşturulmasıyla, 3 toprağın zehirlenmesiyle, 4 sulara klor gibi, ki biliyorsun Almanya'da Hitler flor atardı. Biz çocuklarımıza diş macunu diye hala plak yapıyoruz. Bakın yani 80 yıl geçmiş, Almanya'da yasaklanmış, Amerika yasakladı. Bunlarla atmosferimiz kirlendi, bağışıklığı bozuldu. Yani dünya küresinin, ülkemizin bağışıklığı, insanlarımızın bağışıklığı planlı olarak düşürüldü. Ve neticede hedeflenen noktaya geliyor. Ne yaptılar? İnsanları gıdayı bozunca ne oldu? Bakın ben 60 yılında İstanbul'a geldim ilkokula. Hastane yoktu. Etfal Hastanesi, Hasta Kestanesi, Vakıf Kuraba Hastanesi. 3 taneydi. İnsanlar hastaneye gitmezdi. Şimdi her yer hastane. 100 kişinin 98'i ilaç kullandırılır hale geldik. Devlet İstatistik Enstitüsü raporu. Şimdi bu hedeflenen amaca doğru gidiyor. Ne yaptılar? Gıdayı bozdular. Hastalandık, ilaca mahkum ettiler. İlaçta çözemediklerini, şimdi birkaç milyon kişinin safra kesesi yok Fatih Bey. Bakın diz kapakları herkesin metal. Şu an kalbinde 3 kişinin birinde mutlaka stent var. Türkiye'de ölümlerin, çok önemli bir şey söylüyorum, bunun nasıl bir plan olduğunu milletimiz anlasın diye. Geçen yıl Devlet İstatistik Enstitüsü 16, 17, 18'e baksınlar, ortalamayı söylüyorum. Türkiye'de ölüm oranı 100 kişide 40'ı kalp damar dolaşım, hastalandırılmış bir kitle, böyle gidiyordu. %20'si kanser. Gribal enfeksiyonlar yüzde bile girmiyor. Allah Allah, bu insanlar ölmüyor bir türlü. Arada bir işte SARS'tır, MERS'tir, kuştur, kenedir, domuzdur. Hayda hurra, bir aşılamalar tedavi olduğu noktasında yorum yapmıyorum bakın. Bunu bilim adamları, evet, yapsın. Fakat neticede geldiğimiz noktada görüyoruz ki bugün gelinen noktada yine bu bozulanların neticesinde 100 kişinin 98'i ilaç kullanıyor. Rakamı veriyorum dikkat çeksin diye. 1500 kişi ölüyor ortalama günde. Bakın ortalama bir günde Türkiye'de 1300-1500 kişi ölüyor. Bir günde. Hani şimdi 1900 kişilere ulaştık ya 3 ayda. Bak, evet. Bunun %40'ı, yani 800'ü falan kalp damar. Hiç konuşan yok bunu. Ya bu millet niye kalp damarı tıkanıyor? Bu margarinden mi? Mısır şurubundan mı? Yanlış beslenmeden mi? Trans yağdan mı? Veya bu 28 günlük tavuk, hiç konuşan yok. Niye?
Arkasında büyük karteller, holdingler, tröstler ucu da illüminatının tepesine. Türkiye'de de bu işin duayenliğini yapıp bilirkişi raporlarıyla bunları bu ülkeye kabul etmeye yönlendiren bir takım iş adamlarına dayanıyor. Ve bunun arkasında büyük güçler var, sesini çıkaramıyor. Peki 600 kişi günde kanserden ölüyor. Bunu anlı şanlı bilim adamları açıklıyor. Yani Profesör Berkar da açıklamış kanser vakfı. Erkan Topuz açıklıyor, iki kişiden biri diyor kanser olacak. Ne tedbir gördü? Hiç yok. 600 kişi ölüyor. Sessiz sessiz ama. Çünkü onun da arkasında ne var? İşte bu gıda teröristleri var. İlaç teröristleri var. Sonunda bağışıklığın düştüğü zaman ölüyorsun. Ama bununla yetinmediler. Bak, bunun altını çiziyorum. İllüminati şeytan aklı yetmez kardeşim dedi. Dünya nüfusu Chicago'da Ted Turner açıkladı. CNN'de kurucusudur biliyorsunuz. Açıkladı. Ne dedi? Dedi ki 10 emir yayınladı. Bakın atom bombasını yıkamayacağı internete girin büyük bir bina yaptı. Dünya nüfusu 500 milyona inecek dedi. Köle. Bize hizmet edecek. Ekecek, biçecek, yapacak, edecek. Medeni olacak. Fundamentalist olmayacak. Dini duygulardan uzak olacak. Sekülerist olacak dedi. Zaten bizi Almanya'ya niye aldılar Fatih Bey? Bunun için 60'lı yıllarda aldılar. Menderes niye asıldı? Yollamam ben milletimi oraya dedi. Bu milletin bilmem nesini temizlemeye dedi. Ama asıldı adam, sonra gönderildik. İlk şey 61'de gitti. Ama baktılar ki Türk milletini asimile edemediler. Tam tersi oldu. Bizimkiler Almanlara bir şeyler öğretmeye başladı. Yani ilk günler köpeklere, kedilere verilen mamaları, domuz etlerini yediler ama bozulmadılar. Şimdi ne yaptılar? Olmadı. Hiç kimseyi almıyorlar son 20 yıldır. Dikkat edin. Bulgaristan, Romanya, Moldova gibi sekülerist, yani din mefhumu olmayan insanları alıyorlar şimdi buraya. Dolayısıyla bu küresel çalışmanın ucunda bu %1'e girmiyor ya bu grip falan. Dediler ki buradan vuralım ama millet günlük ölürüz diye kanserden hemen ölmüyorsunuz. Bir ay, üç ay, beş ay, sekiz ay ilaçlarını harcıyor bir interferon bir kişiye 50.000 TL. Bakın şimdi bu arada sessizce ben insanlar izah için diyorum. 50'ye yakın ödemesi yapılmayan kanser ilacı, Fatih Bey burası çok önemli. Evet. Ve pek çok ölümcül hastalıklarda ödenmeyen ilaçlar ödeme listesine alındı. Belki de hedefleri buydu. Yani o ilaçlara ödenen belki de toplam ilaç maliyetimizin %15'i kadar. Kaç kişi için? Atıyorum 5.000 kişi için. Peki sen oraya harcayacağın milyar dolarları, bakın siz bu milletin bağışıklığını güçlendirmek için ata tohumlarını bulsaydınız, şeker fabrikalarını kapatmasaydınız da normal şekere dönseydik, 6 aylık tavukları yeseydik biz, mısır şurubuyla yeraltı sularımız 8 metre azalmasaydı, neslimiz yok alıp tip 1 diyabet %300 artış şeker hastalıkları çoğalmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Ama bu ülkede bunu konuşacak 200 üniversitemiz var. Bir tane bilim adamı yok. Konuşanın dilini kesiyorlar. Geçen gün bir profesör hocama dedim ki bu deneysel tıbbi işte araştırmalar, bu integratif tıp. Hocam diyorum sizi niye buraya davet etmiyorlar? Bir canlı yayına dedim Beyaz TV'ye çıkaralım konuşalım. Bizim dedi konuşmamız için izin almamız lazım dedi. Adama maaşını verirken diyor ki imama benim dediğimi söyleyeceksin. Öğretmene diyor ki benim yazdığımı okutacaksın diyor. Profesöre de diyor ki sen, ben sana hangi katalogda ne ilacı önerip müsaade edersem, kimin lokalında FDA'nın onayları, hakemli dergiler, onun arkasında ne olduğunu nerede gördük biz? Bakın domuz gribinde ne açıkladı Dünya Sağlık Örgütü? Yanılmışız dedi. Biri planlı parayla çalmış bunları dedi. Önümüzde böyle bir şahıs örnekler varsa bizim şimdi yapmamız gereken en önemli şey. Demek ki bu %1'e bile girmeyen bu korku, paniğin bir hedefi var. Bu hedefi mağduru bu Necip milletin torunları değildir. Ha Alman kendine aşı vursun, İngiliz vursun, Fransız vursun. Ama biz bağışıklık sistemimizi güçlü tutarsak,
bu oyunlara gelmezsek, ki bunun arkasından biraz sonra girelim, aşının arkasından hani sıtmaya razı ediyor ya, ne olacak biliyor musun Fatih Bey? Çok acı bir şey. Hedefleri bu insanlığı çiplemek. Zaten çipli. Şu an Amerikan askerleri, özel askerler, özel birimde çalışanlar, bunların hepsi çipli. Nasıl çipliyor bunu? Diyor ki sen bir kaza geçirebilirsin. Bak masumluğa bakın. Sen bir kaza geçirebilirsin. Efendim herhangi kan grubun bilinsin. Mesela bir kanın düşer. Biz sana hemen uygularız bunu. Mesela Sayın Turgut Özal nasıl öldürülmüştür? Acaba limonatasının içine konulan zehirin kademesi hangi kalp pili veya bu insanlara uygulanan kalp pillerinde çiplemelerde haplarla verilen mikroçiplerle şu an insanlık öyle hale getirecekti bu pandemide? Aman diyecek kardeşim sen boş ver, ben ölmeyeyim. Sen bana aşını da vur, hapını da yuttur, çipini de koy. Bu çip geldiği zaman bak en büyük tehlikeyi söylüyorum. Türk televizyonlarında ilk defa. Biz 11 kozmik merkezle çalışıyoruz. Bu gizli toplantıların hepsinden haberimiz var. Ve diyorum ki bir gün bu çiplemeyi yapmayana, direnenlere ne diyecekler biliyor musunuz? Avrupa Birliği sınırlarına giremezsin çipin yoksa. Türkiye'de mi? Spor salonlarına giremezsin. Uçağa binemezsin. Belediye tesislerine giremezsin. Tramvaya binemezsin. Uluslararası dolaşıma giremezsin gibi dayatmalar sırada gelebilir. Bunu da masum ama önce bir ölümü göster, sonra aşıya ve çipe razı et. Ben milletin bunu hak etmiyor, bilim adamlarımızın hemen bunun sadece hekimler değil, ben tabii ki başarılı Kocaeli Sağlık Bakanımızı tebrik ediyorum. Ekibini aldığı kararlarla hükümetimiz, İçişleri Bakanlığı yetmez. Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Gıda Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, üniversiteler, gönüllü kuruluşlar, bu işin alaylıları, terapistler, fizyologlar, kimyagerler, biyologlar, hani bizi saymayın, otçu, kozmik bilimciler, manevi metafizikçiler, bakın bu konuya girelim biraz sonra. Bu metafizik evet. Boyutta bir saldırıdır. Bu ülkemize metafizik boyutta bir saldırıdır. Ben bu metafizik boyutta saldırının sinyallerini bir yıl önce yazdığım parapsikolojik ve strateknolojik kitabımda yazdım. Bütün burada size anlattığım bu hedeflerin hepsini hani ağzı olan konuşuyor ya. Ya sen adama bir sor, bir şey anlatıyor. Bunu ayı çiziyor, güneşi çiziyor, yapıyor. Ya bu adam kitabı var mı? Kitapsız mı bu adam? Kitaplı mı? Bir bak neye iman ediyor. Bakın şimdi Amerika'da bir ilaç senatoda tartışılırken siz diyor insan deneyleri yaptınız mı, fare deneyleri şu bu falan sorulur. En son ne sorulur biliyor musunuz? Siz bir şeye inanıyor musunuz, ateist misiniz? Verdikleri cevapları dinleyin, ateist oldukları çıkıyor. Yani sekülerist. Yani bu işin içinde siz hiç bir dinden Allah duydunuz mu Sayın Recep Tayyip Erdoğan dışında? Hiç Allah'tan bahseden yok. Kur'an zaten bunu bize söylemiş. Bir boyut atlıyorum şimdi burada. Bu oyunu zaten Kur'an, bizim kitabımız, prospektüsümüz Kur'an yazıyor. İla dabbetül arzı minsetu. Kur'an ne diyor? Bediüzzaman Hazretleri bunu izah etmiş. Yerden bir hayvan çıkacak. İnsanların dişinden tırnağına kadar. Ne demek diş? Yani ağzını temizle diyor. Tırnak ve el ayak temizliği. Girecek ağaç kurtlarının diyor insanlı ağaçları kurutup yok ettikleri gibi kan mecrasında dolaşacak ve zir-i zeber edecek. Ancak diyor Allah'ın emrinde olan o canlı, ki canlı olarak bütün müfessirler diyor, müminler imanları bereketinde kurtulacak ve suistimalattan, bak azgınlığa giden, suistimalata gidenleri, yani azgınlığa giden azan toplumlar ne olmuştur? Hud helak kavmi, oldu. Lut kavmi, Seud kavmi helak olmuştur. Suistimal ne? Sui kötü. Yani normalin en kötüsünü yapanlara musallat olacak diyor. Müminler, kim mümin iman eder?
İmanın yarısını temizlik. Bak. Kurtulacaklar diyor bereketindeki dereceye göre. Şimdi onun için ben diyorum ki tabii ki cismani olarak bilim kurulları sadece Sağlık Bakanlığı bilim kurulu değil. Türkiye'de bir Türkiye Bilim Kurulu oluşturulacak. Akil insanlardan, yeteneği olan, bakın altını çiziyorum, Maranki Hoca altını çizdi. Bu ülkedeki bilim kurulu kurulurken lakinsiz, amasız, fakatsız, efendim bu biyologtu, kimyagerdi, tütün eksperiydi değil. Kimin becerisi varsa 7'den 70'e alıp bunu bir heyet inceleyecek, bu ülkenin kurtuluşu için reçeteler hazırlayacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün bize verebileceği tek şey aşıdır. Onu da son aşı örneğinde yalanlamışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben aşı vurulmuyorum diyerek kurtulması bir kurtuluş olmuştur. Onun için burada yapılması gereken çok önemli şeyler vardır. Son cümlem, şeytan aklı, bizim bu kadar yazdığımız şurada önümde 15 tane kitap var burada. Bütün bu kitaplarda 15 senedir bunlar yazılı. Ama birileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve üniversitelerimizin ve medyanın kontrolünü elinde tutan bu Illuminati, bu Illuminati şeytanın aklı herkesi esir almış durumda. Birisine bakanlık vermiş, birisine makam vermiş, birisine para vermiş, birisini genel yayın yönetmeni yapmış, birisini medya patronu yapmış. Bunlara da demiş ki şu mısır şurubunu sen ithal et. Belki Türkiye bütçesinin %15-16'sı. Şimdi bu kişiler nerede? Kaçtılar yurt dışına. Paralel yapı mensubu diye isim vermek istemiyorum. Şimdi malum bir grubun başındaki insanlardı. Şu an bunlar yine var Fatih Bey. Yarın paralel yapı çıktığında bunları ortaya çıkaracak. İşte bu tröstler Türkiye'de satın aldıkları sanayici iş adamlarıyla ve arkasını dayadıkları siyasi güçlerle bu ülkede hakimiyetlerini sürdürüyorlar. Bu ülkenin tarım ülkesi olan, kendine yetebilen bu ülkede tekrar Nuh'un gemisinden çıkan, altını çiziyorum, Nuh'un gemisinden çıkan ata tohumları ve üretime dönmedikçe 19'dan sonra 20 değil 30'lar da gelecek. Ama tabii insan ne demek? Ünsiyan. Unutan varlık demek. Unutuyor. Biz bilim adamı olarak ben burada bunları söyleyerek milli vazifemi yapıyorum. Sayın hocam, şimdi sizin anlattıklarınızdan şu anlaşılıyor. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bunun tohumları daha önceden 20, 30, 40 yıl önce atıldı. Gelinen nokta Covid-19 noktası, ama perde arkasında insanların, özellikle siz de kısmen ifade ettiniz, inançsız bir toplum mu oluşturulmak isteniyor? Bu bir. İkincisi, bir olay meydana geldiğinde bu olayın sonuçlarının kime yaradığına bakmak lazım ki o olayın failini bulalım. Bu olay Covid-19 Illuminati'cilere mi yarıyor? Dünya nereye gidiyor? Fatih Bey, hakikaten önemli sorular sordun. Hepsinin cevabı uzun ama bak şimdi 2004 yılında yazılan kitabın ve 100 yılın teknolojik boyutları ve burada metafizik boyutta yapılan ve yeni dünya düzeni diye buraya kaydetmişim. Yahu bu adamı bir çağır ya, de ki bu adam deli mi, aptal mı? Bu adam, ki ben bunu yazdığımda devlet memuruyum. Bir gün dedim ki bakın bunun çözümü nasıl olacak? Dedim ki Rusya'da Birleşmiş Milletler'de diplomatım. Konsorsiyumla petrol aranıyor Türkiye'de. Ben de görevliyim kurumda. 9 ülkenin cumhurbaşkanı, bizim de başbakanımız var. Uydudan Amerikalı dünyaya uydudan iniyor dalgalarla aşağıya. Nerede gaz, nerede civa, nerede petrol, nerede uranyum var? Hepsini görüntülüyor. Bak ben bunu bu gözlerimle gördüm. O zamanın en popüler dergisi Aksiyon dergisi. Buna da haberi istediler. Dedim bana, ben Kastamonluyum, kapağı yazarsan petrol çıkabülü Kastamonu. Hani biliyorsunuz bizim oraya biraz neşeli olalım. Hani ayı çıkabülü derler. Ben dedim ki bunu imajı yok edeyim, bir fırsat.
Çünkü o dalgalarda gördüğüm yerde Kastamonu çıktı. Daday bölgesi ve İnebolu açıkları. Bir anda açıklama yaptım. Dedim ki Kastamonu petrol üstünde yüzüyor. Sayın şimdi bir Hilmi Güler isim de veriyorum. Ya Maranki dedi Sayın Başbakan'la görüştük tamam. İnebolu açıklarına arama gemisi gönderilecek artık konuşma. Ben durmadım bunu yazdım gittim. Bakın isim veriyorum ya bu adamı tutuklasana gel. Dedim ki o zaman Telekom Bölge Müdürü benim çocukluk arkadaşım Sakin Terzioğlu koordinatları verdim. O zaman köy hizmetleri bölge müdürü şimdi ismi aklıma gelmiyor yine oradaki bu koordinatlarda Daday bölgesinde yerleri ketlerle kazdık kuyuların ağzını bulduk. Birinci kuyuda muhtarın oğlu geldi dedi ki Ahmet Bey dedi 40'lı yıllarla 40'la 50'li yıllarda ben çocuğum buraya gavulla geldi buraları kazdı. Bak dedi bu kuyudan su çıktı, şu kuyudan gaz çıktı, köyü boşalttılar. Sonra dedi şuradaki kuyudan da dedi affedersiniz tezek renginde bir şey çıktı. Hadi zengin oldunuz, petrol bulundu dediler dedi. Askeri cemselerle 30 tane şey çaktılar dedi. Ben bütün o kuyunun kapaklarını buldum. O zamanın CHP milletvekili Mehmet Yıldırım geldi gördü. Ve mecliste gündem dışı konuşma yaptı. Kardeşim dedi, biz petrol bağımlısı bir ülkeyiz. Bak adam diyor petrolün kuyularını buldu, üstünde yüzüyor diyor. Ya bu adamı tutuklayın ya da gidip arayın buraları dedi. O zaman iktidar milletvekilleri işte o zaman Musa Sıvacı dedi gidip bak hakikaten var. Çünkü kimse baştan habersiz bir iş yapamıyor. Yani şimdi biz bunları konuşuyoruz ya bu sözlerim ancak Recep Tayyip Erdoğan duyar, kamuoyu oluşturulup Allah'ın bir meleği de gidip buna gece rüyasında veya Emine Hanım bak veya yanında sözünü geçen birkaç kişi kalın duvarlar dışında diyorum tabii ki içeri girebilirse fayda nazariyesi var. Onun dışında zerre kadar hiçbir faydası yok toplum istifade ediyor fertler. O gün olduğu gibi bugün de bakın İnebolu açıklarında hidrat yatakları bulundu. Bugün biliyorsunuz Zonguldak'ın şu an ismi aklıma gelmiyor. Bir bölgesi denizden çıkarılan gazla ısıtılıyor. İnebolu açıklarında hidrat yatakları bulundu. Bir gün bununla ilgili petrolü size anlatayım. Şu anda da bizim bütün bu söylediklerimiz gerçek. Bakın. Gerçek küresel düzen oyunlarının sonuna gidiyor. Hedef 10 yıl önce bu millet çiplensek deseydik deli derlerdi. Bana deli dediler. Bana Türkiye'nin en mutasip gazetesi dedi ki fenomen Maranki dedi. Ben burada çok önemli bir şeyi hatıramı anlatmak istiyorum. Sayın Fatih Bey. Evet. Benim bu konuşmalarım Necmettin Bey'in... mesaj gönderdim. Nevzat Yalçıntaş, Profesör Sabahattin Zaim, Turan Yazgın hocaların doktora talebesiyim ben. Dedim ki Nevzat abiye, Sabahattin abi yakındı Sayın Necmettin Bey'e. Bu çocuğu bir dinle dediler. Ben gittim Necmettin Bey'in, Mehmet Karaman ve pek çok kişi, işte Profesör Ali Gören ve daha pek çok kişi şahittir buna ve Doktor Ahmet Aksu şu an Memur Sen Genel Başkanıydı, şahidimdir yine. 1,5 saat kendisine size burada anlattığım iceberg'in birazından bahsetti. Bakın dediler randevum yarım saatti. 1,5 saat dinledi. Evladım dedi. Ben bu bilgileri Ertan Yürek o zaman planlama müsteşarı dünyaya gönderdim 3 ay. Senin anlattıklarının %1'ini anlatamadı dedi. İnanıyorum. Ne anlattın? Tepemizde dedim ekolonlar var bizi dinliyorlar. Yatağımızdaki ıhlama sesini cama vurulan dedim. Sinyallerle konuşmamızı dinliyorlar efendim dedim. Madenlerimizi buluyorlar. Kimyasal ilaç tröstleri bakın bu dedim o zaman bu mısır şurubunu. Hep bunları anlattım. Dedi ki hemen dedi gideceksin gruba dedi. Aradı oradan sanıyorum Kayseri milletvekili ince yüzlü şimdi aklıma gelmiyor. Grup başkan vekiliydi Salih Kapısuz'u aradı.
İsim veriyorum bakın. Bütün grubu toplayın, bakan arkadaşlar hocayı dinlesin dedi. Geçen gün rahmetli biri öldü biliyorsunuz. Evet. Bir bakan, isim vermiyorum. Evet. Benim önümü kesti bakanlıkta. Gel bakayım buraya dedi. Otur dedi. Sen hoca dedi yollamış seni. Grubu toplattırıyorsun. Ne anlatacaksın dedi. Efendim dedim grubu anlat dedi dedim. Çok uzun bu konu dedim. Yok yok dedi. Sen önce bana anlat dedi. Bu arada da kendisi maç dinliyor. Bu da biliyorsunuz Erbakan'ın partisinden biri top maçı izliyor. Ben kendisine bakıyorum. O oraya bakıyor. Ben anlattım işte bizi izliyorlar, evde yapıyorlar, bunu yapıyorlar, tavuğu bozuyorlar, herkesi dişi yapacaklar, beyaz et hani bağışıklığı düşürüyorlar, yarın aşılayacaklar, çipleyecekler. Bana döndü ne dedi biliyor musunuz? Allah rahmet eylesin, ben bir şey demiyorum. Oğlum dedi ben seni sordurdum dedi, senin için dedi, deli diyorlardı dedi. Ahmet Maranki geliyor deyince kim bu ya, ben seni tanımıyorum. Efendim bu biraz delidir, fenomendir. Ama ben seni dinleyince gördüm ki dedi. Sen zır deliymişsin dedi ya. Geçen gün öldü bu bakanımız. Türkiye adalet dağıtan bir bakandı. Öldü gitti. Sen zır deliymişsin dedi ya. Bırak dedi böyle şeyleri, boş şeyleri dedi. Ben grubu bilgilendiririm dedi. Ben efendim ne diyeyim dedim sayın başbakanımıza dedim. Necmettin Bey'e ben dedi anlatırım dedi. Hadi sağ ol dedi güle güle dedi. Ve o günden sonra ne SARS'lar geldi ne MERS'ler geldi bu ülkeye bakın. Söylediklerim domuzlar geldi, kuşlar geldi. Ve bugün bunu niye ben diyorum Sayın Cumhurbaşkanı sadece bu işi çözer? Yahu dedin anlatmadın mı Fatih Bey? Ben Beyaz TV'de Erkan Tan'la 3 yıl program yaptım. Ekmeği anlattım. Ya besmeleyle domuz yiyoruz dedim ya. Şeytan diyor ki kitabında sarsı tohumu değiştireceğim, nesli bozacağım. Bak ayet. Yapmaz benim kullarım diyor. Allah Celle Celaluhu. Mühlet ver diyor. Verdim. İşte bugün görüyorsunuz. Şu anda 1500 katkı maddesi emilgatörün 900'ü şüpheli ve domuz. Bakın şüpheli ve domuz. Ve tohumları dünyada geni değişmeyen Nuh tadları prezidiumunda 11 geni değişmeyen madde kalmış. Birisi de Türkiye'de siyas. DNA'sı 14 çobanların keçilere koyunlara dedemin yedirdiği siyas buğdayı kalmış. Şu an buğday 12, 24, 42 kere çaprazlanmıştır. Ben dünyada tohum standartizasyonu kursuna Amerika'da bu bilgileri öğrenmek için giden tek Türk'üm. Bitki genleri üzerine çalışma yapan tütün çiftlikleri tarım çiftliklerinde çalışan tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Soruyordum niye bunu yapıyorsunuz? İleride açlık olursa dayanıklı tohumlar olsun. Virüslere, bakterilere, mantarlara karşı diye. Bakın bu söylediğim ne zaman? 1990, 30 sene önce. Ben bütün 30 sene önce bu senaryoyu gördüm ve döndüm bu kitabı yazdım. 30 sene bu ülkede bana deli dediler. Bir Erbakan bir de rahmetli Özal dinledi. Kadrosundaydım. Yaşasaydı bugün bu ülkede bunlar olmayacaktı. Erbakan yaşasaydı öldürülmüştür. Bakın öldürülmüştür. Onu da buradaki şurada gösteriyorum. Stratejik Araştırmalar kitabında Bediüzzaman'ın öldürülme zehirlenmesinden Menderes'in öldürülmesinden tutun da Özal'dan Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar bütün Ecevit'in zehirlenmesine kadar Türkeş'in Almanya'da zehirlenip 3 gün içinde öldürülmesine kadar bakın ben bunu eşine de anlattım. Rahşan Hanım'a da anlattım bütün bunları. Fakat bunlar o uçaklarda öldürülen faili meçhullar neydi? Bu ülkenin milli yerli bu ülkede bu bizim anlattıklarımızı anlatan ve bakın Özal en yakınındaydık. Adnan Kahveci bizim dediğimiz dışında hiçbir iş yapmazdı. İhale mafyası tarafından kurban edildi. Adı da belli, yeri de belli. Muhsin Yazıcıoğlu'na dedim ki en son konuşan benim. Burada açıklıyorum. Yazdım kitabımda. Dedim ki Afyon'dayım gel sana bir bakalım şu bağışıklığını güçlendirelim detoks kampıma. Geldi. Gece geliyor seçim çalışmaları var. Soruyor nerede Maranki? Efendim istirahate çekildi. Sabah erken gidiyor. Hemen haber verdiler. Neredesin başkanım dedim.
Şu an dedi helikoptere biniyorum, Maraş'a geçeceğim. Bak burada söylüyorum, Türk tarihinde, Türk Cumhuriyeti'nde ilk defa. Dedim Muhsin, sen biz seninle daha Taş Medresi'den, Medrese-i Yusufiyeler'den, o zaman Mamak'ın komutanı benim akrabamdı, teyze oğlumdu, subaydı, biz de asker kökenliyiz, abilerimiz falan, çok yakın ilişkilerimiz vardı. Dedim ki bak sen iki kere kaza geçirdin, bir kemiklerin kırıldı, ya bu tesadüf olur mu? Binme bu helikoptere diye tam 18 dakika sonra parti ve yetkililer gelip konuştu. Ne konuştunuz? Söylediğim buydu, bildiğim bir şey vardı. Binme ve son gidişi oldu. Niye? Çünkü bütün bu konuları Muhsin Başkanım'la konuşurduk, anlatırdık. Eline verirdik belgeleri. Bu paralel yapıyı Türkiye'de ilk defa askerlerin elinden bize gelen bu belgeleri, bakın Murat Baş eski İçişleri Bakanı olduğu dönem bahsediyorum, koalisyon dönemi. Muhsin Yazıcıoğlu vekil, kimse cesaret edemedi. Bu malum, şimdi maalesef bunlar aklandı gibi gözüküyor. İşte Çevik Bir grubu vesaire. Şimdi çok acı şeyler yaşanıyor bu ülkede. Muhsin Yazıcıoğlu bu paralel yapıyı deşifre etti mecliste. İşte öldürülmesinin sebebi budur. Ama ikinci bir vekil ve bakan bunları söylemeye cesaret edemedi. Bu ülkenin cesur adamları tarih yazar. Niçin biz Muhsin Yazıcıoğlu'nu anıyoruz? Niçin Erbakan'ı anıyoruz? Niçin Türkeş'i anıyoruz? Bakın niçin Özal'ı anıyoruz? Niye diğerlerinin esamesi yok? Ecevit'i bile anıyoruz burada. Çoğu zaman Kıbrıs ve Erbakan'la olan şeyinde. İşte ben burada şunu söylüyorum. Bu ülkede yerleşik düzenin tetikçileri şu an kısmış, bıyık altından kıs kıs gülüyorlar. Şimdi bizim yayınımızı da izleyecekler. Tabii ki bizler listedeyiz. Allah var, gam yok diyoruz. Nasıl olsa öleceğiz. Ben burada seyircilerime şunu söylüyorum. Bu korona korku imparatorluğundan korkmayın, panik yok diyorum. Allah Celle Celaluhu ol demeden kimse olamaz. Öl demeden de kimse ölemez. Siz başınızdakileri değil, Allah'ı razı edin. O razı olsa, o mukteza etse, istese bir anda gece gider, kalplere bile giren Allah Cumhurbaşkanı, bakanı, bakanları, vekilleri, bu insanları bir anda uyanır, der ki ya biz ne yapıyoruz ya, artık şu maranki'yi de dinleyelim, şu tavuğu da düzeltelim, şu şekeri de, şu tuzu da, şu unu da, ya niye biz bu tuzun 83'ünü atıp ineklere tuz yalatıyoruz da bize sodyum klorür verip bağışıklığı düşürüyoruz, der mi? Diyemez. Niye? Çünkü Cumhuriyet kurulurken bu ülkede birileri araya nifak sokmuş. Çok güzel yapılan 10 yıllık çalışmalar içinde ekmeğe sen kara ekmek köylü müsün, beyaza geç deyip çakmış. Tuzu demiş sen inek misin, kara tuz yenir mi demiş. Rafine etmiş, ısıl işlem görmüş, çakmış. Arkadan şekeri 800 dereceye çıkartmış, şimdi ondan da vazgeçti. Mısır şurubu suni şekerle yine çakıyor. Ya bu milletin bir tane bilim adamı yok mu? Ölüp de Allah'a hesap verecek bir adamı yok mu? Hıyar 6 ayda yetişirken 28 günlük, bakın 28 günlük bu tavuklar. Ya bu hangi vicdan buna müsaade eder? Hangi vicdan? Şurada gördüğünüz, bak Fatih Bey burada gösteriyorum. Bu tavukları bu ülkeye yıllarca yediriyoruz. Bu yumurtaları yediriyoruz. Çocuklarımızın göğüsleri büyüdü, bebelerimizin 10 yaşında tüylenmeleri yok, çocukları olmuyor, dehşet bir yere gidiyoruz. Ama ben şu korona 3 ay oldu, bir tane bir tıp bilimi, kimyager, biyolog veya bilim kurulundan biri çıkıp da evet bunların arkasında bu gıda, çevre, hava, su, toprak, toprağa atılan kimyasallar, şeker gübresi. Ya şunu soruyorum ya. İlkokulda bile gösteriyorlar. Bu ülkeye şeker gübresi gübre gibi atılıyor bembeyaz. Yani nitrat gübresi. Nitrata suyu koydu mu nitrit olur. Gıda Bakanlığı bir işe ruhsat verirken neye bakıyor biliyor musun Fatih Bey? Nitrit oranı varsa zararlı diyor. E sen bütün toprağa nitrat atıyorsun. Kuş geliyor onu yem diye konuyor. İki kanat çıkıp ölüyor.
Hedefleri bunların öldürmek, yaşatmak değil, kölelerine, efendilerine kölelik yapmaktır. Ben buradan 200 üniversitenin bilim adamına, 1 milyon akademisyene ve sırtını bir yere de dayasa o gazeteci, köşe yazarı dediğimiz akil insanlara sesleniyorum. Allah rızası için konuşun. Bilmiyorsanız öğrenin. Bakın, gelelim bunları anlatalım. Kitaplarımız ortada. Bunlar hakikattir. Sonuç, bağışıklığı düşmüş 100 kişinin 98'i ilaç kullanan. Kendi ağızlarıyla da diyorlar ki şeker, tansiyon, kolesterol, astım, kortizon kullanan. Hani kemoterapi çareydi. Kemoterapi kullanan hastalar aman durdurdular şimdi, daha düşmesin. Çünkü küçücük Allah'ın vazifeli meleği gelip ona musallat olabilir dedi. E peki biz yıllardır niye bunu çözmediniz? İşte ilaç töresleri ve silah töresleri. İlaçla vurdular, ameliyatlarla yok ettiler, savaşlarla Irak, İran yetmedi. Önemli bir şey söylüyorum. Suriye Savaşı'nı yaptılar, Kafkas Savaşı yaptılar, Afgan Savaşı devam ediyor. Ya böyle olmuyor bu dediler. Bu Çin bir anda, Almanya'dayım, Ruh Endüstri bölgesindeki 17 büyük sanayinin 14'ü Çin'e taşınmış. Amerika'dan da böyle. Nasıl önüne geçeceksin bunun? Bakın, bugün Amerika 4 kanaldan 3 tanesi Çince ve Japonca yayın yapıyor, biliyor musunuz? Neden? Çünkü artık hakim oluyorlar. İlluminati, şeytan aklı dedi ki bu böyle savaşla, ilaçla, ameliyatla olmuyor. Havayı, suyu kirlettik. Ne yapalım? Dronlar da çıktı. Gitti Çin'e attı. İran'a attı. Ve İtalya'ya attı. İspanya'ya attı. Nasıl attı? Ya adam bunu The Economist, The Niche dergisinin, ben herkesin 28 Aralık dergisinin kapağını görün diyorum. Bakın, ayı keşfetmeye, okumaya, diplomalı cahil olmaya gerek yok bunun için. Adam orada 23 tane ülkenin ağzına maske bağlamış. Yani diyor ki bundan Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 ay önce demiş ki ben size maske taktıracağım. 2018'de İngiliz belli o ailenin, Illuminati'nin, o ailenin, malum üç büyük ailenin bir film şirketinin Venom Virüs diye bir filmi var. Açın bunu izleyin. Gökten Fatih Bey bir şey düşüyor, taş, gök taşı. Yani dronlarla atılıyor diyorum ya, şimdi bağlantı kuruyorum. Dronlarla atıyor Çin'e, çiftçi çalışırken düşüyor filmde. 2018 yıl, 2 sene var. Sonradan bir anda üstüne oradan hop atlıyor bir yaratık, bir anda hani değişik bir yaratık haline geliyor. Yürüyor, balık pazarına filmde geliyor kişi. O kirpi maymun yaratığı şeyi ağzına alıyor böyle. Tam ağzına alınca bir anda ona müdahale etmek isteyen adamlarla orada bir kız çocuğu bakıyor buna. Ona bulaştırıyor, oradan Avrupa'ya, bütün dünyaya yayılıyor. İyi dinleyin bakın, gömleğini yanaştırıyor film. Kadın tam o şeyi yiyecekken ağzına getiriyor. O yarasa, kirpi, karınca yiyendir o. Onu yiyor. Tam getirirken kamera yaklaşıyor, göğsünde korona yazıyor. Bakın, şimdi bunların hiçbiri tesadüf değil. Ne kuş uçtu, ne de muz kaçtı, ne kene düştü. Hepsi atılmıştır. Dronlarla neden? Çünkü İtalya, orada da bizim Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bazı dünya kriterlerine direnen bir lider vardı. Vatikan orada. Hakimiyetlerini kurup ders vermek istediler. Tam hakimiyet. Ve bir de tabii ki bu 5G'ye girmek istiyorum buradan. 5G, elektromanyetik dalgalar bu ülkede virüsten çok 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 daha tehlikeli bir boyuttur. Bunu frekans tıbbıyla sağlıkta virüs, parazit, bakteri öldürmede kullanabileceğimiz gibi beden ısısını arttırarak 4 dakikada beden ısısını arttırıp bakın cep telefonları, şu an kullandığımız bu 3G, şöyle ekrana tutmak istiyorum. Burada ekranda görsünler. İkinci evet. Dakikada lem sistemi tamamen ısınıyor 1 derece. 60 günde 3 ayda
60 günde organ ömürlerinde azalma oluyor. Sebebi ne? Oksijen ve hemoglobin dengesi. Bunları hiç konuşan yok. Ya gösterdim burada kardeşim ya. Adam Rusya'da yeni bir yayın yapmış. Bakın burada gösteriyorum yine. Şu anda beyni fokur fokur kaydayan çaydanlık bunu ne yapıyor? Bu tam 20 sene önce cep telefonu Avrupa'da çıktığında yayınlanan bir şey. Yani diyor ki senin beynini kaynatacağım, ısıtacağım. Isı oksijeni absorplayacak. Şimdi hemen ben bunu bir kanalda yayınladım. Serdar Arseven'le mi bir yerde veya Beyaz TV'de. Hemen 3-5 tetikçi uzman güya bu telekom ve bilmem ne firmalarının danışmanları diyebilirim. İsim veririm bak. İsimler var elimde. Bakın Profesör Selim Şeker'in Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Anabilim Dalı Başkanı. Okusunlar kitap yazdı adam. Eskiden telekoma danışmanlık yapıyordu. Ama ayrıldıktan sonra kitap yazdı. Bu benim size gösterdiğim yaşam enerjisindeki bu görüntülerimi onlarca defa televizyonda bilim adamları yayınladı. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Fatih Bey, Ahmet Maranki'ye ben programlarımı TRT'de yapıyordum. TRT'ye ambargo koydular, çıkartmadılar. Niye? Bir gün sordurdum bir ilgili bakan dostum vardı. Bir sor, ya hocam dedi sen şimdi telefonu kullanma. Efendime söyleyeyim bisküvi yeme, kola içme. İşte mısır şurubu adam diyor reklam alıyorum diyor diyor. E peki diyorum ölüm var, ahiret var, hesap var. Femen yâmel zerretül miskâle hayran yara ilâhir şerran yara. Zerre kadar yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Ya hocam geç bunları. İşte bugün sadece Beyaz TV'de o da değerli dostum Melik Gökçek, Osman kardeşim. 8 yıldır program yapıyorum ve Akit TV'de başka kanallara da çıkmıyorum. Buradan şu çıkıyor. Demek ki Illuminati artık bütün medyaya hakim oldu. Bakın bütün medyaya hakim oldu. TRT dahil buna. Çıkamıyorsun, konuşamıyorsun. Devletin resmi ideolojisinde doğruları söyleyen hiç kimseyi konuşturmuyorlar artık. Ben 57 tane soruşturma geçirdim Fatih Bey. Bak bunun altını çiziyorum. Hiçbirisi rüşvet, irtikap, arazi, imar sıkıntısı, arsızlık, adam öldürme değil. Ne biliyor musun? Tabipler Birliği denen bu kaosta hiç sesi çıkmayan bu kuruluşun Ahmet Maranki yeşil çay öksürüğe iyi gelir. Zencefil efendime söyleyeyim böbrekleri temizler dediğim için bu hükümetler tarafından yediğim cezaların miktarı 50 bin. Daha şurada Şubat ayında kardeşim bak bu tuz kokmaz dünyada mikrop öldüren tek madde burnuna ağzına yüzüne sür dedim. Bu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bu değil tabii Kocaeli Bakanımı değil. Bir önceki başkanlık eski Türkiye'den bahsediyorum ama yine AK Parti iktidarında Demircan Bakan'ın döneminde 300 bin TL ceza yazıldı. 300 bin insaf. Bu adam emekli devlet memuru, bilim adamı 15 kitap yazmış, 700 ünür etmiş. Sen hangi tetikçilere bunu karşı bunu savunuyorsun? Efendim Fatih Sağlık Kurulu şimdi Bolu Valimiz Ahmet Ümit 150 bine düşürdü çocukcağız. Mahkemelerdeyiz. 2 yılda hapisle yargılanıyoruz. Allah öyle bir imtihan etti ki şimdi herkes diyorlar burnuna tuzlu su sürsün. Halen bu tetikçiler Fatih Bey şu an bütün bakanlıklarda dün vardı. Bugün çok daha kuvvetli şekilde var. Yarın da olacaklar. Bunlar olduğu sürece bu toplumun yüzü gülmeyecek. Benim tek ümidim bu ülke için can raş gece gündüz çalışan sağlığını ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan değerli eşi Emine hanımefendi ki bu konulara çok inanır. Bunların müdahalesi olmadan ve etrafındaki kalın duvarlar menfaat çeteleri yok olmadan korona değil daha zor olanı gelecek geldi gelecek diye söylüyorum tedbir almak lazım. Son cümlem, bunu da bir başlık yapalım. Toplumların kurtulması artık mümkün değil. Niye? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ümmetim ahir zamanda 73 fırkaya ayrılacak. Diyor ki
Helaket felaket asrı. Küfrün düzbayı oldu. Haramın helalin karıştığı, yani günümüz diyorum ben buna. Kendi aklımla. İçinden diyor bir kısmı fırkayı naciye, yani ehli sünnet vel cemaat yolunda tamamen müttakiler, taklidi imandan tahkikiye geçenler kurtulacak diyor. Şimdi demek ki ümmetimin diyor, bak demiyor bu Hristiyan, Musevi, şu bu. İslam ümmetinden, yani bu 1,5 milyar diye gösterilen zahiren, içinden müttakilerden 73'te biri kurtulacak. O da ehli sünnet yolunda olan tahkiki imana. İman ne? Yine geliyor temizlik. Hem ruhsal temizlik hem bedensel temizlik olanlar. Onun için bizim burada hedefimiz, konuşma kitlemiz fertlerdir. Kainat şifahanesinde, oraya geleceğiz, 124 bin çeşit nebatat ve hayvanat insan neslinde Allah ve Resul'ün müjdesiyle ölümden başka her derdin devasını verdim diyen bir Allah'ımız ve onun habercisi peygamberimizin müjdesiyle kanserin 21 çeşit çözümü, kısırlığın 15 çeşit, şeker, tansiyon, kolesterol, MS'dir, hani bu satılık sonuçların hepsinin çözümünün var olduğunu iddia ediyorum. 1,5 milyon bizimle yürüyen insan kainat şifahanesinden şifa bulmuştur. Ha, altını çiziyorum. Yoktur diyenler de iman tazelesin. Bunları mümin olarak görmüyorum. Neden? Çünkü Allah'ın, Resulünün var dediğine yoktur demek reddi inkardır. İman tazelemesi gereklidir diyorum. Sayın hocam, şimdi sizin anlattıklarınızı çok dikkatli bir şekilde dinledim. Çok önemli notlar aldığıma da inanıyorum. İzniniz olursa anlattıklarınızın içerisinden birkaç şeyi çekerek size sormak istiyorum. Hocam, 5G dediniz, İlluminati dediniz. Aslında sizin bu anlattıklarınızın tamamını masaya yatırdığımızda şöyle bir sonuçla ben karşılaşıyorum. Amaç İslam'ı yok etmek mi? Fatih Bey, hakikaten inşallah bu ülkeyi Fatih bize emanet etmiş. Ben de Secereli Çelebi, Mehmet Çelebi, Bursa İnegöl'de yatan büyük dedemizdir. Neslindenim. Fatih benim de öz dedem Secereli olarak. Annesi de Hüma Sultan, bizim Kastamonu, İnebolu, Çamlıca, Şenlik köyündendir. Bunlar tesadüf değildir. Şu keçelerimiz, biz Türkmeniz, Kayız. Gördüğümüz dedelerimin Risale-i Nur külliyatını yazarken giydiği şeylerdir. Herkese tavsiye ediyorum. Keçi kılından yapılmış, radyasyondan, dış etkenlerden insanı korur. Kışın sıcak, yazın serin tutar. Çok büyük özellikleri vardır. Allah Resulü kıl çadırda yatmıştır, kıl yatakta oturmuştur, kıl kilimde kalmıştır. Kılın kozmik boyutu vardır. Keçi eti yiyin, oğlak eti yiyin, keçi sütü için, keçi tereyağı yiyin. Büyük şifa vardır. Buralara ayrıca programın sonunda gireriz. İşte hedef 5000 yıllık atalarımızdan, bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihi, Cumhuriyetimizin yaşı 80-90-100 yıl dediğimizde 2225 yıldır yaklaşık Metehan'dan bugüne. Bu Necip milletin torunlarında hiçbir devlet yıkılmamıştır. 16 değil 24'tür. Tam yıkılacak sürede yeniden içerideki akil, Allah'ın işaretiyle manevi rabıtalarla akil insanlar yenilerini kurmuş. 1000 yıl Osmanlı bütün dünyaya adalet dağıtmış, ama son 100 yılında içimizdeki yine şimdiki gibi devşirme, dönme ve hainler iş başına getirilmiş. Orta Asya'dan gelen Oğuz boyları devre dışı bırakılmış. Azınlıklar Rumlardan, Ermenilerden, Yahudilerden, dönmelerden, ateistlerden, bugünkü manasıyla feministlerden, sekülerist anlayıştakiler iş başına getirilmiş. Bugün öyle değil mi? Hangi bir kişi çıkıp da diyebilir mi şu an, kardeşim Allah var diye kitapta diyor mu? Biyoloji kitabında hala maymundan geldiğimiz yazıyor ya Fatih Bey. Bu ülkede garabet var. Yani onun için Osmanlı'nın son döneminde baktı ki tehlike, yine ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Yine Ebced Cifir'le düşürüyor, ayetten veriyor. Diyor ki
laik cumhuriyete dönecek diyor. Yani cumhuriyet kurulacak diyor. Ve kuruldu. Yaşlı Osmanlı gürbüz bir cumhuriyeti doğurdu. Ama maalesef her yüzyılda bir işte Abdülhamit'i görüyoruz. Yine aynı devşirme dönmeler iş adamları dışarılardan ağır 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 her şeyimizi kemiriyorlar şu anda. Belki dün birileri kemiriyordu, şimdi başkaları kemiriyor ama değişen bir şey yok. Olan millete oluyor, tabiat, hava, su, yer, toprak, gıda, her şey kirleniyor. İşte hedef Mısır değil, Suriye değil, Afrika değil. Bu Allah'ın utrukut türke ma terakukum dediği. Onlar size dolaşmadıkça, savaşmadıkça Türklere dokunmayın diyen bir peygamber sözü. Ve Kur'an'da müjdelenmiş bu Necip milletin, Yavuz Sultan Selim'in gidip 1517'de Mercidabık'tan girip hilafeti alarak kutsal emanetlere sahip çıkıp İslam'ı 74 kat büyütmesi de İslam'a hizmetkarlık, bayraktarlık etmesidir. İşte İlluminati Fatih'le beraber başlayan bu yıkımlarını kabullenememiş. Yine içimizdeki devşirme dönme sapı bizden olan, Salomon olan, Süleymanlar ve İbrahim Abrahamlarla, Sami dedi, Somenlerle yine içimize girmiştir. Bakın bunu gördük, yaşadık 15 Temmuz'larda. Aynı paralel yapılardan 14 tanesi daha ülkede şu an aktif şekilde çalışmaktadır. Genelkurmay'ın ve istihbaratın ilgili arşivlerinde bunlar vardır. Bakın. Ben bunları yıllarca askeriyede ve devlette 40 yılını vermiş, çok önemli görevler yapmış bir kozmik bilinci gibi bunu söylüyorum. Bunların hedefi Anadolu'dur. Son paralel yapının saldırısında da gördünüz, Türklere nereyi bıraktılar? Oğuzlara Kızılırmak Havzası bırakıldı. Yani Sinop, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Söğüt. Çünkü Oğuz'un 24 boyu sadece buralarda var. Bir de tabii Ege bölgesinde Yörük ve Türkmen Akdeniz'de kalan dağlardaki bölgeler. İşte hedefleri Oğuzların elinden tamamen yok edip İlluminati şeytan aklı bu nesli yok etmek istemektedir. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler, münafıklar, fasıklar, din düşmanları istemese de diye söylemek istiyorum. Herkesin bir hesabı var. Biz Allah'a kul, peygambere ümmet olursak o tekrar bizi, bu Necip milletin hakiki inananlarını iş başına Sayın getirecektir hocam, diyor. Siz ve konuşmanızda yine Covid-19 koronavirüsün hedefinin yeni köleler oluşturmak olduğunu söylediniz. Hedef köle toplumlar oluşturmak. Peki bu köleler kime hizmet edecekler? Evet. Bu da çok önemli. Yalnız şöyle, biliyorsunuz bir denizde dalga çıkarırsanız, siz de denizdeyseniz bundan az buçuk etkilenirsiniz. Şunu unutuyorlar. Her ne kadar bu geni değiştirmiş organizaları kendileri klonlasalar da, yani genetiğini çaprazlasalar da, neticede bu kainatı külli şeyin kadir yaratan Allah'ın elindedir. Dolayısıyla zerrat onun izni olmadan hareket edemez. Yine Kur'an-ı Kerim'de senin cevabını veriyor Allah Celle Celaluhu. Ben Tillo'da 80'li yıllarda Molla Muhammed'den tedris almış. Bir yıl önce de oraya gidip o Molla Muhammed'in ekibine kozmik bilimi anlatan birisiyim. Buralara girmek istemiyorum. Medreselerde ömrümüz geçti, bize kravat tak dediler. Ama haddini aşan olursa haddini bildiririm. Şeriat dairesinde. Şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki bu virüsü ürettiler veya tohumu çaprazladılar, ama bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir araştırın. Yahu bunları konuşan bir bilim adamı yok ki. Ben bile Beyaz TV'de Nur Hanım'a anlatmaya çalışıyorum. Arkada yönetmen Fatih Bey var. Hocam bunları aman anlatma diyor. Reytingim düşüyor diyor. Ya bunu anlatmadan olur mu bu iş? Yani bunun arkasında ne var? Sana bu tavuğu niye yaptı bu adam? Niye kanatsız yaptı? Niye? Yani senin kanadın olmasın diye yaptı. Niye erkek tavukları itlaf etti de dişileri yediriyorlar? Çünkü tavukta östrojen, prolaktin vardır. Çocuğun olmasın diye. Oradan da neslini yok ediyor.
Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Gezin Türkiye'yi. Ben Türkiye'de 1500 konferans verdim Fatih Bey. Bugün Sivas'ın en mümbit yerlerinde yabancı uluslararası kuruluşlar için özel ekimler yapılır. Torosların en yüksek kısımlarında bugün Almanlar, İngilizler, Fransızlar binlerce köy kurmuştur. Geçen gün fabrikam Yalıkavak'ta atomize merkezim, ekstratlarımı yaptığım merkezim, Adnan Akar kardeşimle beraber orada portakal bahçelerini gezdim, dolaştım. 100 tane portakal bahçesinin 80'ini ya İngilizler, ya Almanlar, ya Fransızlar almış. Orada yat limanı var. Niye var? İşte bu gavurcuklarımız buraya gelsin, rahat etsin diye. Bugün yine bu sarımsakçı Mehmet de diyorum ya, milletvekilimiz. Bugün Amerika'nın sarımsağı nereden gidiyor? Çin'den gitmiyor Fatih Bey. Kastamonu sarımsağı gidiyor tonlarca. Bugün en iyi portakallarımız, yeni değişmeyen ürünlerimiz Türkiye'de yapılıp gidiyor. Ben size bir misal vereyim. Hocam nereden biliyorsun? Ben Cibali Sigara Pro fabrikasını kuran tütün eksperi, baş eksper, Amerika'da tütün genleri üzerine çalışma, tarım genleri yapan, çiftlikleri dolaşan tek Türk'üm bakın. Tek. 80'li yıllardan bahsediyorum. Biz Cibali Sigara Pro Enfiye fabrikasında %25'e yakın üretimiz sadece eski Yenice sigaraları vardı. Filtresiz Gelincik sigaraları vardı. Biz İngiltere'nin, Amerika'nın Lordlar Kamarası'nın, İsviçre'de pek çok Yahudi ailesine bütün sigaralarını sadece Türk tütününden, yani bizim Bitlis tütünü, İzmir tütünü, efendim birkaç çok özellikli tütün, en iyileridir bunlar. Üstüne sadece su sokarak sıkıp filtresiz, selüloz değil, normal kendirden yapılmış Kastamonu kendir fabrikası, kenevir fabrikası katıldı. Oradan tabii yapraklara sarıp gönderirdik. Yavur dediklerimiz bizim sebze, meyve ve sigarayı bile bunlardan kullanırdı. Ne yaptılar? Biz de tütünü yasaklattırdılar. Çeşitli algı operasyonlarıyla bizim küçücük Bitlis tütünümüzü, doğuda anarşiyi nasıl çıkaracaksın? Ekonomik dengeyi bozacaksın. O bölge Türkiye'nin bütçesinin 1/5'i tütünle kalkınırdı. Bakın, tekel ürünleriyle kalkınırdı. Yok ettiler. Şimdi şekeri yok ettikleri gibi, keneviri yok ettikleri gibi. İşte bu, bunlar bütün bu en iyileriyle besleniyorlar. Bize de oradan getiriyorlar. Şimdi söylemek istemiyorum. Ben Amerika'da bunların dünyanın en büyük karteli olan Philip Morris, biliyorsunuz, bütün sigaraları ürettir. Ben bunların fabrikalarına girdim. Bir programda bu konuşmayı yaptım diye kurumdan, genel müdürden sarı zarf yedim. Basına açıklama yapmışsın. Açıklama yapmak senin hakkın değil. Memursun, ceza yersin diye. Devlet yıllarca dış güdümlü, dışarıdan ithal edilen firmaların iş başına getirdiği vekil, bakan, genel müdür, müsteşar, hatta başbakanlara kadar iletilmiştir. Bu ülkede Afyon ili olup da Afyon'u yasaklayan başbakan yok mudur, hükümet yok mudur? Niye bunlara hesap sorulmamaktadır? İşte bugün bunlar en iyilerini kullanıyorlar. En iyilerini yapıyorlar. Siz hiçbir, bakın yine söylüyorum, ben Amerika'ya 90 yılında gittim. Türk İslam Federasyonu'na bana bir emulgatör kağıdı verdiler. Dediler arkadaşlar bak, o zaman 40 tane falan emulgatör katkı maddesi. Bunların 26'sı domuz katkılı, diğerleri değil. Yemek yerken buna göre yiyin. Hani domuz yemeyin dediler. Not, iyi dinleyin. Şayet hiçbirini bulamazsanız Yahudi dükkanlarından alışveriş yapın. Allah Allah. Ya dedim niye? Çünkü dedi Yahudiler kendi yediklerine bir tane domuz katmazlar. Niye? Nesli bozulur diyor. Şimdi düşünün, hiçbir Yahudi, Yahudi şeriatında domuz yemez. Ama biz Bismillah deyip her gün ekmek yiyoruz.
Diyanet bir gün açıklama yapmıyor bu ülkede. Şüphelidir diye. Hadis yok mu şüpheli şeylerden kaçının diye. İşte onun için bunlar bu işi yapıyorlar. İçimizdeki köleleri iş başından indirip bu vatan evlatlarını milli, yerli, hakiki iman sahipleri iş başına geçmedikçe biz daha korona değil 21'i de 25'i de görürüz diye düşünüyorum. Ben kendim o birin içine girmeye çalışıyorum. 1 milyon 500 bin takipçimle bunlarla mutlu, huzurlu yaşıyorum. Sayın Hocam, şimdi tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor ve tüm dünya ülkelerinin de şu anda birinci hedefi bu aşıyı bulmak. Şimdi yarın sabah bu aşı bulundu. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarsak o zaman bu illüminaticilerin, yani dünyayı evirmeye çalışan, dünya düzenini değiştirmeye çalışan, insanların sağlığıyla oynayan bu illüminaticilerin o zaman bu planları bozulacak eğer aşı bulunursa. Yoksa başka bir şey mi olacak? Efendim şu an bugün sanıyorum siz de söylediniz. Aşı bulundu dedi. Değil mi? Bill Gates sanıyorum. Bill Gates şunu söyledi. İnsanlara çip takılacak dedi. Deri altından, özellikle elinin şu tarafından insanlara çip takılacak. Herkesin bir kodu olacak. İnsanlar dediğinizde siz de ifade ettiniz. Avrupa Birliği'ne çip olmadan giremeyeceksin. Amerika Birleşik Devletleri'ne çip olmadan giremeyeceksin. Ama yarın sabah ya da 3 ay sonra aşı bulunursa ne olacak? Bu korku ve pandemi devam ederse, ölümü gösterip nasıl ki bir zamanlar aşıları vurdularsa, vurmayanları da telin edip mahkemelere zorla verdilerse, toplumda bir farkındalık oluştuydu. Nasıl Cumhurbaşkanı ben vurmuyorum dedi mesela gibi, tamam mı? Bir farkındalık oluşmazsa zaten bu millet 2 günlük bu milleti hasta etmişler Fatih Bey. Bu millet millet olmamış, hastalanmış, düşünemeyen, mankurt olmuş bir toplum. Kolayla oruç açan bir toplum olmuşuz biz alkolle, gazlı içecekle. Bile bile çocuğu tip 1 diyabet olacak diye yazıyor üstünde mısır şurubu, bunu yemişiz. Yani dolayısıyla şimdi bu insanlar ne olacak? Kardeşim diyecek, bu Maranki kim ya? Bu devlet bundan iyi mi bilmiyor? Koca devletimiz var. 500 bin doktorumuz var. Bunların içinde bir tane mi vatan evladı yok? Bir tane mi? Var. Konuşturmuyorlar ki. Ben size 50 tane doktor sayayım çevremde. Benim de doktorlarım var. Ben doktorlarla çalışıyorum. Şimdi bu aşı sıraya girecek. Çünkü 2 günlük yasakta o torbasına 5 ekmeği doldurup, ki onu hastalandıran, o şeker yapan, o gazlı içeceği, bisküvi, makarnayı dolduran bu toplum, ben size soruyorum, bu aşıda kuyruğa girmeyecek mi? Girecek. Girecek. Onun arkasından da çipleme. Zaten şu anda sana bunlar vuruluyor. Hatta öyle duruma getirdilerdi ki bazı profesörler, devlet kanallarında da izledim. Efendim bu Türkiye'de 40 bin kişi falan aşı vurulmayan varmış. Bunları arıyorlar nerede vurulmadı diye. Tehlike yaratıyormuşuz bunlar. Ben mesela. Biri benim, biri eşim, 3 tane de çocuğum. Hepsi Boğaziçi Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi. Biri tıp doktoru, yukarıda Almanya'da ihtisas yapıyor. Öbürü dünyanın en iyi üniversitesini bitirdi. Terapist. Ben hakeza 60 küsur yaşımda 31,5 hücre yaşım var. 100 metreyi 14 saniyede koşuyorum. Niye? Ha buradan kimseye aşı vurulma demiyorum. Devletin kuralları vardır. Kardeşim benim demokratik hakkım. Sen bana vuracağın aşının güvenirliliğini kanıtla, ben vurayım. Yap bunun deneylerini 5 yıl 15 yıl ben bunu vurunayım. Bunu söylüyorum. Çipleme içinde zaten şu an senin bir yazılım programı olmayan bu ülkede esirdir. Altını çiziyorum Fatih Bey, bir ülkede promist, öz yazılımını, milli yazılımını yazmayan ülkeler esirdir. Bu ülke daha milli yazılımını yazmamıştır. Rusya kendi yazılımını kullanmaktadır.
Şu anda zaten o söylediğin elinden çipler, videolar şu andaki bizim işte Google'da geziyor. Bizim milleti de eve kapattılar ki asimilasyonu kolay olsun. Ben bunun bir de şer planına bakıyorum. Hani iyi yonları, pavyonlar, genel evler, içkiler, kumarlar, toplum düzeldi falan ama herkesi eve koydun. Herkes senin gibi düşünmüyor ki. Bu ara pornolar, bilmem neler, şunlar, bunlar, Illuminati'nin sana dayattığı kuralları da şu anda sana yapıyor. İşte bir kişi geliyor, ben 16 tane büyük kuruluşun üyesiyim Türkiye'de, platformun. Oralarda, platformlarda bunlar Türkiye'de 5000 kişilik bir grup. Ben hepsinin içindeyim. Orada o senin elini koyup kapısını açan, arabasını tutup direksiyonunu çıkaran, kan grubun mu diye gösteren videolar zaten dolaşıyor şu anda. Aa diyecek bugün, hani bu ekmek yiyen Ayşe teyze var ya ve efendime söyleyeyim Hacı Süleyman 14. Umre'ye gitmiş ama şuradaki şeyi olsaydı, tavuğu görmeseydi, yemeseydi hasta olmayacaktı. Bu hanım teyze ölmemek için hemen gidecek aşısına vurulacak zaten. Kesinlikle ben bu algı operasyonunun büyük hızla sürdüğü kanaatindeyim. Hedef budur. Illuminati kendisine kölelik yapacak 500 milyon hedefine doğru yaklaşmaktadır. Bu hedefe de bu süreçlerle gidilecektir. Bunu 22 sene önce yazdık. Adamlar zaten bunların böyle olacağını söylüyor. Bunu duymayan kim biliyor musun? Bunu devlet duymuyor. Devletin Cumhurbaşkanı'na ben bu konuları şimdi şöyle bir sual sordun diye. Hocam siz 40 sene devlette çalıştınız. Ben bütün başbakanlara danışmanlık yaptım. Tayyip Bey'e de bu konuların pek çoğunu anlattım. Emine Hanım bu konularda çok duyarlı bir hanımefendi. Bitkilerin şifacılığına soyunan, ata tohumlarına sahip çıkan. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor bunlar olsun diyor. Ama yapılamıyor. Yani sistem öyle kurulmuş ki yeniden diriliş lazım. Bu ülkede yeniden dirilişin yolu açılmaz. Tekrardan bir cumhuriyet yasaları konulmazsa bu ülke insanının geleceği karanlıktır ve çok daha karanlık olacak. Sayın hocam siz bu COVID-19 yani koronavirüsün bir metafizik... Efendim? Çözüm yollarına geçebiliriz biraz. Bu millet umut bekliyor. Bunları herkes evet, biliyor evet. Zaten. Hani artık ağzı olan konuşuyor kitapsızlar. Hani kitabı olmayanlar demek istiyorum. Evet, sekülaristler evet. Konuşuyor. Diğerlerini de konuşturmuyorlar zaten. Yani dolayısıyla şimdi biz YouTube'da bunu paylaşacağız da milletimiz bizden hocam ben bunları çözemem. Farkındalık oluştuk. Ben kendimi kurtarayım. Nasıl çözeceğiz? Kainat şifanesi. Bu konuda evet. Da birkaç söz söyleyelim, programı bitirelim. Hocam, izniniz olursa çözüm yollarına geçmeden önce siz COVID-19'un yani içinde bulunduğumuz bu koronavirüsün aslında bir metafizik saldırı olduğunu söylediniz. Ben burayı anlayamadım. Biraz açabilir misiniz? Şimdi Fatih Bey, bakın şimdi bu konu buraya sınmaz ama ben sana bir girizgah yapayım. Şimdi ben burada strateknolojik ve parapsikolojiden bahsettim, metafizikten. Bak ben bunun kitabını yazdım. Burada şu an dönen bütün dolapları bu kitapta yazdım. Kardeşim bloke edilmiş medya. Medya şu an bakanların veya bakanlara talimat veren ilgili kuruluşların, şirketlerin, kartellerin, holdinglerin, ucu Illuminati'ye ulaşan firmaların Türkiye'deki temsilcileri tarafından bloke edilmiş. Bunları konuşamıyorsunuz. YouTube'da konuşabiliyorsunuz. Bu ülkede dünyanın Amerika'da, Rusya'da ben olan biriyim. 15'er yıl. Dünyayı ben 51. bölgeyi gören dünyada Nevada'da, Alp Dağları'nda bu gözlerimle bak. Bu gözlerimle gören bir insanım. Bir, orada gelecek nesiller için her türden birer insanın bulundurulduğu vesaire girmek istemiyorum. Gizli konular. İki,
Amerika'da Nevada'da Kızılderilileri ararken Amerika'da Nevada'da dolarların basıldığı darphanelerle Pentagon tarafından korunan havaalanlarında darphaneden dolarların basılıp, biliyorsunuz bir doların değeri o zaman 90 yılı için diyorum 0.30 centti. Ama bu ne ediyor? 300 kat pahalıya. 3000 kat. Uçağa doldurulup senin Türk Telekom'ununu buradaki hani bugün bizi konuşturmayan o iş adamı görünümlü devşirme dönmeye gönderip satılan bir ülkeydik biz bu zamanlar. Bunlar yapıldı bu ülkede. Dolayısıyla ben Amerika'da, Florida'da, Miami'de donanma üstünde eğitiliyoruz ya Amerika'da, hani askeri ateşeler, müşavirler hani yetiştirip ülkelerin başına yolluyorlar ya. Ben neden kırmızı diploma alamadım? Burada ismini saymak istemiyorum. Bak burada diplomamı gösteriyorum. Bu Amerikan Tarım Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler mührünü taşıyan benim oradaki United States of America'daki diplomamdır ama kırmızı değil. Neden? Çünkü ben yanıma kadın mihmandar almadım. Sabaha kadar 30 şişe viskiyi içmedim. Gerisine girmek istemiyorum. Miami'ye donanma üstüne gittiğimizde yanımdaki mihmandarım kadın değil erkekti. Niye diye sorduklarında progres yapıyorum dedim. Dilime uygun dedim. Bana oradan 35 kat gökyüzüne çıkış ve oradaki bir tütün yaprağının içine tarım çiftliğinde 35 kat girdiğinde son 5 katın aynı görüntülere sahip olduğunu gösterdiler. Bir, Kastamonu İnebolu'da balık tutarken canlı Mr. Maranki sen İnebolu'da doğdun diye hoş geldin merasiminde canlı, daha Türkiye'de cep telefonu yok, 90'dan bahsediyorum. Mr. Maranki Amerika'ya hoş geldin dediler. Adam 30 sene önce bu hesabı yapmış. Biz bu ara Türkiye'de kayıkçı kavgaları yapıyorduk. Fatih'in İstanbul'a gelerken din adamı, bilim adamı, gazeteci bugün bizim olduğu gibi cinler erkek mi dişi mi diye tartışırken İstanbul o Roma yıkıldı. Biz de ülkeyi yıkmak için uğraşıyorduk. Bunlar hepsi Illuminati'nin şeytan aklının oyunudur. Bugüne kadar seçilenleri, hani son 5-10 yılı diyeyim, tenzih edeyim, hepsini seçenlerin içinde yine bu aileler vardır. İsim veririm ortalık karışır, isim veririm ortalık karışır, isim veririm hangi bakan, niye bu genel başkan yardımcısı, nerede, niçin bu işler böyle diye. Ama bunları bilsen ne olur, bunu çözecek bir kişi var, Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah ben dua ediyorum. Farkındalığıyla bu işleri çözecek diye düşünüyorum. Metafizik istihbarat şu anda ülkemize yukarılardan ekolonlarla belli mankurtlaştırma dalgaları, artık bunlara gerek kalmadı. Cep telefonlarının 5G'lerin verdiği 60, 80, 600 bin belli frekanslardaki şeylerle beynimiz zaten burada gördüğünüz gibi, şu işi yakalım. Gördüğünüz gibi ikinci dakikada LEM sistemi bir derece ısınıyor. Bu ısındığı zamanda ne oluyor? Zaten sen metafizik kontrola elindeki cep telefonuyla girmişsin. Seni yatağında da dinliyor, evinde de dinliyor, her yerinde dinliyor adam. Ekolonlarla dinliyor. Bakın ben Genelkurmay'a 94 yılında bu bilimleri öğrendiğimde şeye gittim. Genelkurmay Strateji Araştırma Merkezi abimin devre arkadaşıydı. 73'lü, isim vermek istemiyorum. Bir paşam. O zaman Orgeneral Fazlı Paşa yazı yazdı general olarak. Dedi ki tarih bunları kaydetsin diye diyorum. Bakın şimdi ne yaptığını bilen yok bu ülkede. Fazlı Bayraktar Paşa Orgeneral diyor ki jandarma komutanı, bu Ahmet Maranki'yi dinleyin diyor. Bu Oğuz'dur diyor. Bu Türk'tür diyor. Bak neler anlatıyor.
hakikaten genelkurmay davet etti. Yine söylüyorum, Reşat Ödümpaşa abimin devre arkadaşı. Gittik genelkurmaya. Bütün paşalar, komutanlar orada. Dinliyorlar beni şimdi. Anlat. Efendim diyorum, şu an tepemizde şeyler var. Bu dalgaları, impulsları belli frekanslarda minimize dalga bunlar. Hücrelerimize tesir ediyorlar. Kalp krizi geçirtirebilirler. İntihar ettirebilirler. Belli desibellerde bunları vererek güldürüp ağlatıp intihar dürtüsü oluşturabilirler. Üniversitelere, genelkurmaya, okullara, mekteplere bunu yapabilirler. Bitkilerin sıvılarını bozabilirler. Döllenmeyi önlerler. Arıları anlatıyorum, anlatıyorum. Mesela dedim, şu an baktım herkes böyle dinliyor böyle. Hani dinlerler ya böyle of puf diye. Dinliyor. Çünkü hepsi belli rütbeli. Sonra dediler ki oradan paşam dedi ki, ne diyor dedi bilgi işlem vesaire daire başkanına. Anlat bakalım dedi ya. Hoca ne diyor dedi. Bak dedi, böyle dalgalar geliyor dedi. Genelkurmaya geliyor mu? Hemen kalktı. Dedi ki, evet efendim dedi. Biz bu dalga boylarını görüyoruz. Tespit ediyoruz. Alıyoruz. Ama nelere ne yaptığını, ne tesir ettiğini bilmiyoruz dedi. İşte bugün 200 üniversite A4 dağıt kağıdı dağıtmaktan öteye gidemeyen bir duruma getirilmiştir. Hiçbir araştırma enstitüsü, hiçbir sağlık bilimleri araştırma enstitüsü bir virüs aşı çalışması yapmış mı? Ya bizdeki bu eziklik nedir ya? İlla biz Gates'in bulduğu bilmem efendim Pasteur Enstitüsü'nün bulduğu aşıyı mı alalım? Neden benim üniversitelerim bilim buluş adamlarının öncülüğünü yapmış? Bu Necip milletin torunları bunu bilmez. Çünkü bizi bir günde cahil bıraktılar. Dilimizi, dinimizi, ırkımızı, hayatımızı, ruhumuzu değiştirdiler. 50 yıldır yapıyorlar, son 10 yıldır yapıyorlar, son 1 yıldır en yüksek seviyede yapıyorlar. Ve şu anda en dehşetli durumdayız. Herkes evinde, cep telefonunda, inanın erkeklikleri bitti insanların, doğacak çocukları kısır doğacak. Olur mu hocam? Fatih Bey, ben bunu da yaptım. 93 yılında yine bu kitapta burada göstereyim. 93 yılında bu şeyi Almanya'da cep telefonları cinsel içgüdüleri tetikler mi diye burada yaptım. Ve bu kitaba da çıkarttım. Rahmetli Özal, burada gösteriyorum bakın, o zaman gelip işte bu bilimleri gördüğü için evladım gel. Bu işleri yapalım demişti. Erbakan gel yapalım demişti. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan'a da anlattık defalarla. İnşallah bir gün bu milletin nasibi varsa görür. Yine evet. Yaptığım buradaki bütün bu denemelerde kadın erkek ilişkilerinde telefon, ilk telefonu alanlardanım. Yıl 93 oraya gittim. Natasha ile kişiyi odaya sokuyoruz. Bunlar araştırma, ekstremantal mi, yasamal araştırma. Doktor Cavit'in merkezi, isim veriyorum. Ruslar hepsini 94'te kapattı. Orada gördük ki telefonu alıyor. Aşk hayatı. Bak, bizim aşkımız biterse, sevgimiz biterse doğacak nesillerimiz de sağlıksız doğar zaten. Sevgi, letafet, muhabbet, uhuvvet olmazsa çocuklarımızdan hiçbir şey çıkmaz. Canlı bomba olur bunlar. Telefonu konuştuğunda affedersiniz yani tıpta ayıp yoktur. Ereksiyon halindeki insan sallanıyor. Yatakta kadın olduğu halde kalkıyor, bu işi beceremiyor. Niye? Cep telefonu ve açtığı telefondan hücreler bloke ediliyor. Ekranda görüntülüyoruz. 1 dakikada kılcal damarlar, 2 dakikada biraz büyükleri, 4 dakikada ana aortlar kayboluyor, görüntü vermiyor. Şimdi biz çocuğa cep telefonunu veriyoruz, iPad veriyoruz ilkokuldaki çocuklara. Bu ihanettir. Bu yanlıştır. Ben Amerika'da bakın söylüyorum bunu, dipnot yapalım. Amerika'da 1990 yılında dedim ki ya millet işte affedersin gece tavernalara giderken, daha doğrusu götüttürülürken ilgili kuruluşlarca, biz dedik ki teknopark göreceğiz. Yıl 90, 40 bin kişilik bir teknopark. Şimdi bu Elma telefonunun olduğu o firma, yani ailenin en büyük firması. Philip Morris'i anlattım. İçeriye gireceğim, telefonumu aldılar, turist gibi gezirdiler bu işi bildiğim için, uzman olduğumdan.
Buraya gideceğim dedim, girmek istiyorum ki Dibble Brother o zaman büyük bir Yahudi firması, çok güçlü. Adamlar da bize mecbur çünkü tütün satacaklar bize. Her dediğimizi yapıyorlar. Uğraştı etti, bizi teknoparka da sokamadı adam. Sordum, bilgi istedim, içeriden bilgi verdiler. 40 bin kişi yaşıyor, iyi dinlesin Necip Türk milleti. Oyun içinde oyun. Yıl 90, 30 sene önce Türkiye'de cep telefonu yok. O zaman bilgisayarlar, telefonlar, her şey orada mevcut. Dediler ki burada 40 bin kişi, aile burada yaşar. En büyük bilimleri bulur. Burada iptidai okul, yani anaokulu, ilkokul, teknik liseler, bir de mühendislik bölümü var. Sadece bilgi işlem, mühendislik, yazılım. Dolayısıyla 1200 kişilikte okulları var. Sadece birini söyleyeyim. Bu çocukların dedi hiçbirinde dedi akıllı tahta yoktur sınıflarında. 18 yaşını bitirene kadar hiçbirisine elektronik eşya kullanımı izni verilemez dedi. Ha biz bilmiyoruz ya daha. Niye dedik? Çünkü onların sinyalleri beden içinde nereleri etkilediğine dair daha ciddi çalışmalar yapılmadı. Yapıldıktan sonra verilecek dedi. Şimdi bak, gavur dediklerimiz Allah'ın emriyle araştırma yaptırıyor. Çocuğuna cep telefonu 18'e kadar vermiyor. Biz maharetmiş gibi mukus olan sütü içirip çocuklarımızı uyuşturuyoruz. Ki sütte kalsiyum yoktur. Halbuki nene teknolojide tahinde 10 kat vardır. Hani tahin pekmez. Yine cep telefonunu çocuklara şey veriyoruz ki iPad al bunu diyoruz. Çocuk nasıl biliyor musun? 4,5 numara gözlük. Yeşil yeşil damarlar, böyle diyorsun çocuğa, yıkılıyor. Bağışıklığı düşmüş, elinde de şurup annesi peşinde. İkinci darbe, üçüncü darbe. Zaten bundan sonraki neslin çocuğu da olmaz, olmuyor. Onun evlinin çocuğu yok. Hedeflenen buydu zaten. E biz bunu 20 sene önce yazdık. Adama gittik, Özal dinledi, Erbakan dinledi, bakanı deli dedi. Sen zır delisin dedi. 20 senedir de soran yok çok şükür. Erbakan'dan sonra da yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz ve bu elektromanyetik saldırı şu an cep telefonlarıyla evimize, ruhumuza kadar girdi. Hatta bir en üst bir daha bir algı görüyorum. Eve kapattı, internet bedava, çocukları eve koydular. Hiç olmazsa okulda dışarı çıkıyordu, atlıyordu, zıplıyordu falan. Şimdi evde çocuk iPad'in karşısında böyle. Tamamen o fotonlar bunu yok ediyor. Beynini aptal yapıyor. Mankurtlaştırıyor. Son cümlem. Bunun hedefi Illuminati'nin, şeytan aklının epifiz bezini yok etmektir. Bütün amaç epifiz bezi. Haramı gösteriyor. Altında epifiz bezi vuruyor. Kulaktan dinletiyor. Tam ucunda epifiz bezi haram sözlerle, yanlış bilgilerle, kötü şeylerle duyulmaması gibi epifizi yok ediyor. Ağızdan verdiği zaman yine epifiz bezi üstü kapanınca mankurt bir nesil oluyor. Artık bir gün ben bunu bir yerde anlattım. Bu gıdalar bizi mankurtlaştırıyor dedim. Yedirmeyin çocuklarınıza. Bir teyze havaya atladı. Dedi ki Allah razı olsun oğlum dedi. Ne oldu teyze dedim. Benim bir evladım vardı. Okudum, çalıştım, kapıcılık yaptım, şey sildim. Getirdim, okudum ama hep böyle yanlış şeyler yedi etti. İlk gördüğü o elinde de cık 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 şeydi böyle. Beni unuttu, babayı unuttu. Bir tane önüne bir kız çıktı. Tam da bize ters. Şimdi onun peşinde böyle ruh hani şeyi takip eder gibi söylemek istemiyorum. Aynen bugünkü nesil bu. Sana bakan bile yok. Ben bu evde kalmada İllüminati'nin bir üst perdeden bir algı operasyonu olduğunu daha düşünüyorum. Zaten bunu elinde tutsam piliyle kolundaki bütün radyo sinyallerini yok ediyor diye söylemek istiyorum. Peki Sayın Hocam, Covid-19 yani koronavirüsten vatandaş kendisini nasıl koruyacak bu illetten? Herkes korkuyor bir şekilde. Vatandaşın kendisini koruması mümkün mü, yoksa evinde oturup aşıyı mı bekleyecek, çipi mi bekleyecek, neyi bekleyecek? Koronadan korkma sloganımız bu. Maranki Hoca dedi, koronadan asla korkma.
bağışıklık sistemini düşüren sistemden ve gıdalardan kork. Bu gıdaları düzelttiğimiz zaman kesinlikle seni top gelse yıkamaz. Tabii ki bu ruhsal bedensel bir arınmadır. Yıllarca ne yapıyoruz? Detoks. Birinci kurtuluş yolu. Kardeşim bağışıklık nerede? Bağırsaklarda. Bu milletin bağırsaklarını temizleyip kanını temizledi mi ki bu yılda 6 defa yapılıyor. 7 günden 42 gün riyazat eskilerin dediği. Yani hayvansal gıda, sütlü gıda, tatlı gıda, hamurlu gıda yemeyeceksin. Sadece sebzeler yiyeceksin. Bakın ilahi boyutunda söylüyorum. Dolunay günleri niye gergin günler? İşte 3 gün oruç tuttuk şimdi. Niye tuttuk? Kandil günüydü, dolunay günüydü. Bir gün önce, bir gün sonra. Hristiyanlar da, Museviler de yapardı. 3 gün, bu 7 gün kalın bağırsak, karaciğeri temizleyeceksin. Bağışıklığın düzelecek. Niye temizliyoruz hocam? Metabolizma yapamıyor mu? Yapamıyor. Bozdun gıdayı. Tavuğu bozdun, unu bozdun, suyu bozdun, tuzu bozdun, şekeri bozdun, eti bozdun, tohumu bozdun. Her şeyi bozdun. Artık gitmiyor. Onun için temizleyeceksin. Bağışıklık sistemini düzeltmek için yılda 2 defa kozmik beden temizliği. Yani ruh ve beden. Bir insan hayvani gıda yemedi mi ruhu da düzelir. Hocam derdi ki ne yerseniz osunuz. Şimdi herkes kullanıyor bu sözleri. Yani sen öküz eti yeme ya. Yani bir kuzu ye en azından, keçi, oğlak ye ya. Yani bunları bu topluma anlattım. İşte deli diyor bakan diye yapılanlar. Deli diyor, ölüp gitti şimdi. Orada hesabını verecek herkes bunu. Herkes bu dünyadan öbür taraftaki hesabı verecek gibi hazırlansın. Onun için bağışıklık sistemimizi güçlendirirsek kesinlikle korona değil, hiçbir şeyden korkmayacağız. Tabii ki bu işin madde yönü, ruh yapımızı da güzel göreceğiz, güzel düşüneceğiz ve kimsenin ayıbını araştırmayacağız. Tabii ki ibadetler var ama komşu hakkı, kul hakkı, vatan hakkı, millet hakkı, devlet hakkı, ana baba hakkı, kedinin, köpeğin, karıncanın hakkı. Bizim atalarımız böyle 1000 yıl adalet dağıtmadı mı? Biz ne yapıyoruz şimdi? Sen şimdi belediyelerin en büyük ihaneti. Ben ihanet diyorum buna. Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Bak şimdi Fatih Bey, hayra sebep oluyorsun. Sebep olan işleyen gibidir. Adam arazözü takmış Zeytinburnu'nda şimdi. Sabah 7'de başlıyorlar. Şakır şakır şimdi 4-5 firmayı o dönme arkasında limonatinin olan, o bilmiyor bile belki. Oh diyor, ben Avrupa'dan bayiliği kaptım diyor. Onu da burada üretemiyor ha. Hani bu ülkede de zaten alkol kalmadı. Ben alkolle ekstrat yapıyorum. 6 firmaya bağlamışlar. Tamam mı? İkisi İngiliz. Yazdım makalemde bunu. Sayın Cumhurbaşkanım bunları duyun. Maskeye el attı, bedava dağıttı. Ben şimdi diyorum ki acaba maskeyi biri tezgahlayıp satacak mıydı? Şimdi ben diyorum ki bu alkole de bir el atın. Ya bu ülkede zaten ekmeğe Cumhurbaşkanı el atıyor. Tuza dağıtması lazım. Una dağıtması lazım. Tavuğa dağıtması lazım. Bu üniversitedeki diplomalı cahillere de el atması lazım. Kardeşim sen niye tamamlayıcı tıbbı kullanmıyorsun? Geçen gün benim Tuğba Maranki medik, doktor medik, Almanya'da ihtisas yapıyor kızım. Bir makalesi yayınlandı Yeni Akit'te. Onu şu an sesli kanallarda, Akıncı kanalı ve pek çok kanal almış okudu. Diyor ki biz Almanya'da bu pandemide diyor böyle diyor korku imparatorluğu yok. Japonya'da diyor geleneksel Çin tıbbıyla beraber yürüp %70 başarı var. Kayıtları koymuş tek tek hapları, ilaçları. Bir de Amerika'da demiş New Jersey'de integratif tıbbın kurucusu doktor bilmem kim. Ozon artı yoğun C vitamini 6000 miligram artı küenzimler yani probiyotikler artı bitkisel supplementler yani ekstratlar ve gümüş suyundan ediyor. Büyük başarı elde ediyorlar. Biz diyor ülkemize gelmek istiyoruz gelecekte. Bunlar niye yapılmıyor diye soruyor Tuğba Maranki. Ve bunu yayınladı pek çok kanal. Yani neden bu 5000 yıllık Türk tıbbı pukaka diye atılır? 1500 yıllık İslam tıbbı atılır? Çin kullanıyor, Japon kullanıyor, Bulgaristan kullanıyor. Ya Ürdün kullanıyor, bu ülkede yasak.
Hani şu kurulda neden bir tane tamamlayıcı tıptan birisi olmasın? Değil mi? Bir tane biyolog olsa, bir tane terapist olsa, psikolog olsa, değil mi? Halkın psikolojisi için şöyle yapın. Bir tane de böyle gıdacı çıksın. Maranki'yi çağırma, bırak kitapsız olsun. Alsın şu kitabı orada okusun ya. Desin ki tavuğu düzeltelim bunu, bak toprağı, havayı, suyu, alkali su için. Ya, inanmıyor. Niye? Çünkü inanmıyorlar. Sekülerist bir anlayış var. Senin devletin kanunu bu. Allahsız bir sistem var şu anda. Onun için bu çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu 5000 yıllık Türk tıbbı, 1500 yıllık İslam tıbbı, bugünkü modern bilimle barıştırılıp birleştirilip amasız, fakirsiz, liçinsiz, sekülerist, gayri sekülerist, ileri dinci, şeriatçı, ateist, feminist ayrımı yapmadan herkesin bir araya getirildiği takdirde bu sorunun altından bu necip millet yine milli bir ruhla, milli dirilişle kalkacaktır diye söylemek istiyorum. Kainat şifahanesinde bununla ilgili olarak, koronayla ilgili olarak öksü otu bu ülkede yasaklanıldı, Avrupa'ya yolladı. Öksü otu, çamdan elde edilen öksü otu olağanüstü bir şifadır. Şu an burada yasaklandığı için üretimimizi Almanya'ya yolladık. Kapış kapış satılıyor. Yine istiyor Alman hükümeti. Çünkü bu ülkede küstük. Bu ülkede Maranki diyor ki beyin göçü var. Bizi küstürdüler. Gittik Almanya'da şirketlerimizi kurduk. Neden? Bu ülkede ben Sanayi Bakanlığı'na cihaz sundum. Virüsü, bakteriyi, paraziti katmanlarını minimize dalgalarla aynı bu şeyin yaptığı, hani Bill Gates'in yapıp çiplemek istediği o teknolojileri Rusya tarafından Ukrayna Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği onaylayacağı belgeli cihazı Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkede üretilsin dediği için dedim ki bu ülkede yapalım. Sayın Bakanım Ali Coşkun'a teşekkür ediyorum. Hemen ön ayak oldu. Kampımıza gelmişti. Tamam Maranki dedi. Şifasını da gördü. Gittim Ankara'da Cemil Çiçek dahil pek çok bakan ve eşlerine briefing verdim. Fakat maalesef hükümetten hiç kimse yoktu. İşleri çok olduğu için. Sadece Bekir Pakdemirli Bakanıma anlatabildik. Sayın Bakanına Ruhsar Hanım çok ilgilendi ve destek oldu. Anlatıldı. Ve Mustafa Varank işte en son hocam dedi ne gerekiyorsa yapılacak dedi. Bakan yardımcıları aradı. Benim bu projemi iptal ettirdiler üniversitedeki bilim kurulunun eliyle, biliyor musunuz? Hocam. En son Mustafa Varank Bey devreye girdi de geçelim bunları hocam. Bundan sonra dedi bütün teknoparklarımız açık ama şartlar bugün bu durumda. Şevkimiz kırıldı. Bu ülke bizim gidecek yerimiz yok. Onun için hizmete devam diyoruz. Bir, öksü otu şifadır. İki, söylüyorum çok önemli. Niçin inekler, koyunlar virüse yakalanmaz? Hiç Covid olan inek var mı? İroni yapıyorum. Hani diyecekler ki Maranki böyle dedi, yine alaya alırlar. Medya ellerinde ya. Sağ olsun bizim camiamızda da bir tane karşısına çıkıp cevap veren biri yok. Onlar da bizim paçamızdan çekiyor bize yer açılsın diye. Bu milliyetçi muhafazakar kesimin de hali bu maalesef yani. Düşse de bir hatası çıksa da paçasından çeksek. Alfa alfa inekler yonca yediği için düzelir. Bak bu çok önemli. Evet. Kesinlikle yonca bunlardan yapılmış bütün çayını içebilirler gücü yetmeyen. Tabletini, yağını, ekstratını inovatif olarak kullanabilirler. Üç. Mutlaka yosun hapı, spirulina, bağışıklığı güçlendirecek dünyadaki 12 amino asitin olduğu en önemli bir ürün. Spirulina, bir dünyada B kompleks ve içinde demirde karaciğerden ve ıspanaktan 54 kat fazla 60 bin sayfa literatür var. Onun için yosunu herkese kolorolle ve spirulina'yı öneriyorum. Bununla ilgili de Tarım TİGEM Sayın Genel Müdür çok güzel çalışmalar yaptı. Bize numune gönderdi. Çalışmaları yapıyoruz Tarım Bakanlığı'yla. Bu konuda bir atılım var şu an. İşte yeni başkanlık sisteminden sonraki yeni Türkiye'den bahsediyorum.
Yosun hapını da yine ben herkese öneriyorum. Çünkü çorbasını içirmek bu millete çok zor. Çin'de bugün, Japonya'da, Tayvan'da insanlar hastalanmıyorsa insanların yosun çorbası yediğindendir. Üçüncüsü kapari. Bu ülkede ürettim. Hani geberiyotu diye böyle yaklaştırayım şöyle görsünler. Balıkların yanına koyarlardı. Bu ürünümü de yasakladılar bu ülkede. Bu ülkede o kadar çok hain var ki bilim kurullarında bilmem nerede insanı zehirliyor diye turşusunu kur dediler. Şimdi İspanya, Avrupa ülkeleri 30 milyar dolar para kazanıyor kapari'de. Sadece şu kapari'yi burada anlatayım. Senin mutlaka duyarlı üyelerin vardır. Hepsini ekran başında bir saat ağlatırım ben. Bu kapari'yi anlatayım nasıl yasaklandı diye. Ama bunu dinleyecek kim? Bunu Tarım Bakanı çözemez. Mehdi Eker benim dostum. Anlattım. Mahkemeye ver hoca dedi. Bunu dedi bilirkişi rapor vermiş. Oradan alalım dedik. Bölge idareye verdik. Buradan selam söylüyorum İmran hocama, Çağatay. Radyesteziyle bu bilimlere Türkiye'de bir çığır açan hocamızdır. Mesela bunu çağırsalar ülke %30 düzeldi zaten. İmran Çağatay radyestezi uzmanı. Tarım Bakanlığı'nda müfettişlik yapmış. Yıllardır besin desteklerimizde her şeyin kitini, 120 mikrobun kitini bulup antisini üreten bir bilim adamı. Ya bunu çağır ya. 50 kere yazı yazdı. Yolladım İmran Bey'e, git mahkeme başkanına konuş. Gitti, konuştuk. Adam da kansermiş. İyileşti kapariyle. Bizim karar yine ne çıktı biliyor musun? Yine aleyhimize çıktı. Yani arkada biri var. Tabi ben buna dayanamadım. O zaman FETÖ'cüler var, bu dinlemeler falan. Ben polis akademisinde, gıda güvenlik akademisinde güvenlik uzmanıyım. Seminerler verdim. Bir iki talebem vardı. Dedim ya şunu dinler misin? Geçti ama söylüyorum burada yani. Tamam hocam dediler, hiç şeye gerek yok dediler. Sen hiç kafanı yorma dediler. Ne oldu biliyor musunuz? Birincide çıktı bilmem Çankaya bilmem ne kulüp üyesi. Yetmez dedim. Çünkü ben Rotaryanlara, Lyonslara da konferans veriyorum. 6 ay sonunda bu yasaklayan bilim kurulu üyesine çıktı biliyor musunuz? Ve daha pek çok kişi, Türkiye'de kanser ilaçlarını ithal eden bir firmanın gizli danışmanı çıktı. Dinlemelerde öğrendim. Ama yine hala kapari yasak, kime anlatacağım? Tarım Bakanı bunu çözemez. Atladı İnebolu'ya geldi Tarım Bakanı ya. Ben bu ülkede tarım elden gitti, bitirdiler bu ülkeyi. Bakan elimi sallayınca değerli dostum Mehdi Eker İnebolu'ya geldi. Vali, garnizon komutanı, işte şahidi burada. Şimdi Kayseri valisi Şehmuz. Günaydın. Vali yanında, milletvekilleri hepsi burada, bölge müdürleri. Anlat Maranki dedi. Efendim dedim, ben organik tarım yapıyorum. Ben dedim bir ziraat mühendisini diyorum. Toprak ölçümü pH'si için çıkaramıyorum. Adamın göbek böyle. Oturmuş, müdür olmuş, parti başkanına da sırtını dayamış, milletvekili de var, oynatamıyorsun adamı. Bak, bu söylediğim 3-4 sene önce işlerden bahsediyorum ya. Böyleydi Türkiye. Adam soruyor, niye gitmedin efendim, tabii hepsiyle ben söylüyorum, gidiyoruz efendim diyor. Vallahi yalan bakanım diyor. İşte şeye söylüyor, ilçe müdürüne, efendim gık gık gık, kaymakama söylüyor, efendim beni dinlemiyorlar diyor, kulakları çınlasın. Beni dinlemiyor ilçe müdürü diyor. Sırtını dayamış bakanlığa diyor. Yapmıyor diyor. Niye? Bir kere tarlaya çıkarsa o ilçe müdürü hep çıkacak çünkü. Yerleşik düzen. Çak cahil. Soran da yok bu ülkede. 7,5 milyarı alıp oturuyor. Tenzih ederim çalışan arkadaşları. Çok kıymetli ziraat mühendislerimiz var. Neticede şunu söyleyeyim sana. Bölge müdürüne söyledi ki açıklaması var. Bak. Zonguldak'ta Karadeniz'de en büyük organik seralar Maranki'nindir diye. Neyse ben haklı çıktım. Bana giderken ne dedi bakan, kulakları çınlasın. Maranki dedi, bunlar dedi, sen bunu yaptın ya şimdi dedi. Bu bürokratlar dedi sana bir yıla dedi bu seralarını kapattırır dedi. Hakikaten bir yıl içinde biz oraya hiç adam çıkaramadık. Her şey resmiyete döndü. Arılarımın raporu için bile veterineri yukarı çıkaramadım ben. Kaymakama rağmen, ona rağmen böyle öyle bir uygulama yaptılar ki o senede yıl 95'ti, 2015 kar yağdı.
Şimdi Ahmet Maranki'nin uluslararası sertifikalandırılıp bu ülkede kayı domatesi, kayı biberi, kaya salatalığını, kestaneyi Etko uluslararası sertifikalandırıp daha başka firmalardan isim vermiyorum. Hepsi şimdi yerinde koca koca otlar bürüdü. Şu an ülke bu durumda. Bu durumda düzelir mi? Anca bunu şimdi Bekir Pakdemirli, benim Ekrem abi, abimiz, oğlu gidip konuştuk, 2 saat dinledi. Yapabilir mi? Yapamaz. Niye? Yerleşik düzenin bu sistemini yeniden kurmadan bu bilim adamları film adamlığından da bilim adamını ayırmadan Türkiye'yi idare eden bilim kurullarındaki sekülerist anlayıştaki adamları bu görevlerden almadan Allah'a, ahirete, ölüme, hesap gününe inanmayanları oralarda tuttuğunuz sürece bu işler asla düzelmeyecek. Beyin kontrolünden kurtulamayacak. Bu ülkede düzelmeyecek. İşte Kapari'den girdim. Nereden çıktın? 4. Zencefil, zerdeçal mutlaka kullansınlar. Zerdeçal, kurkumin yalnız enflamatuvar etki yapıp antibiyotik gibi kurutma yaptığı için sadece koronada kullanmasınlar ama bağışıklık sistemi için muazzam bir ürün. Çünkü ayet var ya. Ya Fatih Bey bir bilim üniversitesi çıksın. Hani Tayyip Bey'e bir sevindim, gönlüm kırık. Sevindim dedi ki sağlık bilimleri üniversitesi kuruyoruz. Bunlar hasta bakmayacak. Ne kardeşim dedi ya, yetişmiş adam hasta bakar mı? Bunların maddi yönünü halledeceğiz. Bunlar işte aşı arayacak, tohum arayacak. Oldu mu? Oldu mu? Sana soruyorum gazetecisin. Olmadı. Şimdi bunların yapılması lazım. Dolayısıyla ayette diyor ki biz zencefili kadehlerde için şifa olsun diyor. Zencefil kadehlerinde. Zerdeçal aynı kökten. Ya sen bunu niye araştırmıyorsun? Ben araştırdım, buldum. Yaptım, ürettim. Tam 755 tane inovatif ürün ürettim. Bir fazla 76 tane soruşturma geçirdim. Bu mu reva? Bana A4 kağıdı verme ama önümden çekil. Bak bu ülke bunun için bağışıklığı düştü. Arkadan yine diyorum ki mutlaka bu ülkede üretilen damar otu bunun şifasıdır. Ve mutlaka kristal tuz alıp bir bardağın içine koysunlar kaynar suyu, burnuna, ağzına çeksinler. Gözünü yıkasınlar, yüzünü yıkasınlar, apış arasını, elini, ayağını. Hani 150 bin lira ceza yazdılar ya, yine yazsınlar. Kardeşim tuzla yıkan radyasyonunu atacak. Dünyada kokmayan tek şey tuzdur. Mikrop kapmayan. Eti bile tuzladığın zaman 8 sene duruyor. Bir virüs de giremiyor, bakteri de giremiyor. Ahmet Maranki'ye ceza. Niye? Birisi dedi ki oradan susturun bunu. Öyle siz bizi kolay kolay susturamazsınız. Allah var. Hafizan olan Allah olduğu sürece bu virüsler size musallat olacak. Sizin neslinizi yok edecek bu. Arkadan gümüş suyu, yıllarca bugün yine bir bakanımla konuştum. Gümüş suyu Avrupa'da bütün hastalıklarda kullanılmış. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda bakaliti bu aile bulunca sanayi inkılabında sentetik bakalit ilaçların ham maddesi, gümüş ve altın 80 sene konuşması yasaklanmış. Dilini kesmişler konuşanın. İlk defa bunu biz atomize fabrikamızda ürettik. Gümüş altın suyunu içebilirsin 10 ppm'e kadarı, çok ciddi bir şeydir. Ruhsatlarını çok zor aldık bu ülkede. Artı bundan yapılmış gümüş suyunun içine işte efendime söyleyeyim nanedir. Yani kekiktir. Efendime söyleyeyim lavanta gibi yağları da koyarak çevre dezenfektasyonu ve elinize kolonya, alkolü asla önermiyoruz. Çünkü onun da alerjik durumları var. Gümüş suyu ve propolis. Niye bir arı? Şimdi soruyorum buradan ya. Allah 100 ayetinde yaklaşık diyor ki efela takilun yetefekkerun. Siz hiç düşünmez misiniz ya? Ya siz hiç akıl etmez misiniz? Neyi? Ya bu arı iniyor. Bir kovanda 5000 arı diyelim. Kanser virüsüne, korona virüsüne tükürdü ya adam yere. Konuyor su almak için. Affedersin tezeye, bokası diye her şeye konuyor. Kovana gidiyor. Hiç arılı kovan, arılı kovanda arılar ölmüyor. Çok önemli.
Değil mi? Ölmüyor. Niye? Araştırıyorlar ve bunu ilk defa sıvı olarak ekstratını yaptık. Onun için çocuklarınızın bağışıklığı için ve bağışıklık sistemi için ne? Onun için propolis mutlaka kullanın diyorum. Yine mutlaka alkali su içsinler. 15 litre suyun içine asidi atmak için bedenden 15 litre suya bir tatlı kaşığı karbonat, bikarbonat yani tuz kepeği ve az da bir yarım çay kaşığı 2 gram kadar 1 gram kadar kristal tuz o buruna çektikleri sudan koysunlar. 84 mineral tansiyonları yoksa bunu içsinler bedenden 10'a yakın bir alkali su olacak. Bunu içsinler. Bir de alkali sebzeler nedir? Enginardır, pırasadır, lahanadır, rokadır, teredir, maydanozdur ve pazıdır ve soğandır. Bakın soğanı, sarımsaktır. Mesela sarımsağı da tablet olarak yine sarımsak, soğan bunları kullansınlar diye söylemek istiyorum. Böyle bir alkali yaşam. Mesela kırmızı pancar hapını, suyunu, tabletini sıksınlar. Karaciğeri temizler. Mesela bağırsak kesinlikle kabız kalmasınlar. Kabız kalırlarsa hastalıkları katmerlenerek artar. Parazitler ürer. Evet. Evet. Öldürücü bir şey söylüyorum. Yine bize gelen gizli bilgilere göre Amerika'daki aile 33 kişi, 10'ar kişiden 330 kişi yer altındaki yerlerinde biz deliyiz ya, zır deli zaten, fenomen olsun. Ben açık toplandılar. Bu Covid-19 sonrasını yeni dünya düzeninin tahlilini yapıyorlar. Orada yapacakları işte sadece çip değil, artık bu evde yaşam ve internetli yaşam, okullardan uzak, sokaklardan uzak, bu işe yüklenip 5G'yi çakacaklar. 5G'yi çaktıkları yer Çin'di. Biliyorsunuz Wuhan'da gizlendi. Wuhan'da 150 metrelik 5G antenlerinin hepsi yıkıldı, yakıldı. Hiç haber yapıldı mı Türkiye'de? Yapamazsın Fatih Bey. Ölüp gidecekler. İkincisi neredeydi? İtalya'daydı. Alp dağlarına koydular ki Almanya ve İspanya'ya versin. Nereyi vurdu bu şeyler? Bak söylüyorum buradan. İtalya'ydı kurulduğu yer. İşte İspanya ve İtalya'yı vurdu. Neden? Nefes alamıyor, oksijen almayınca insan ne olur? Titreyerek ölür gider mi acaba diye birileri bir araştırsın. Ama kimse açamaz. Dilini keserler, dilini. Çünkü niye? Bu yukarıdaki bilim kurulları bir yerlerinin danışmanlığını gizli veya açık yaptığı sürece, bağımsız bilim adamı olmadığı sürece, üç sekülerist anlayıştan kurtulmadıkça bu ülkenin düzelmesi asla katiyetle mümkün değildir diye söylemek istiyorum. Kainat şifanesinde bunun daha pek çok çözümü vardır. Kısırlıkmış, civan perçimi, aslan pençesi, ayıt doğumu, karaciğermiş, deve dikeni, enginar, bunları bilmeye lüzum yok. Dünya bunları biliyor, hepsini biliyor. Midenmiş, kişniş, meyan kökü, bak meyan kökü. Al, kullan, bunlar şifadır. Bakın, bunlar çok, bak kalp. Alıç, al bu alıçın ekstratını kullan, ginseng kullan. Tiroidin var, ceviz yağı, tuz yala ya, ceviz ye ya. En iyi ceviz nedir? İyot. Mesela alın bunları kullanın. Bunun gibi onlarca şifa kaynağını biz çay olarak, tablet olarak, yağ olarak ve yüksek teknolojili inovatif bir tondan bir kilo hipersini çeştik. Hocam evdeyiz, gerginiz, ne yapalım? Kantoron. Çayını iç, tabletini kullan, sıvınsın, kedi gibi olursun. Yani bunlar mümkün ama bunu şimdi bir doktora söyle bakayım, bunu söylettir. Söyleyemez. Niye? Bu yasalar tababetin şuunatı ve cumhuriyetle bu ülkeye getirilmiş bu malum yasalar ortadan kaldırılıp ne istiyorum biliyor musun? Madem Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Kardeşim bana Alman, değil mi? En iyisi Almanya. Alman'ın sağlık yasasını getir buraya. Evet, kabul etmiyorlar. Niye? Yarısını ediyor. O Illuminati'nin işine gelen. Hyperaktiği koy. Yani bugün 18 yıl, 25 sene benim kızım hala ihtisas yapıyor. 30 yaşına girdi ya. 30 yaşında ya. Bu adama sülük yaptırıyor. Bu adama bitki tarif ettiriyor ya. Fitoterapist yapıyor ya. Yap. Güzel. Bu adama kupa çektiriyor. Kupa.
sülük yaptırıyor, yok bilmem ne. Avrupa'da nasıl? High practice, 6 ay, 1 sene, 2 senelik kurslar var. Bu işleri bunlar yapıyor. Diğerlerini doktorlar yapıyor. Tamamlayıcı tıp, integratif holistik tıpla bütün dünya burada. Ben bu Avrupalı kadın kadar, kızımız kadar, çocuğumuz kadar da bu milletin demokratik hakkı olduğunu inanıyorum. Ve bunu çözebilecek bir kişi var. Tabii ki kamuoyu ve kadınlar bunu talep edecek. Ama maalesef bu algı operasyonu ve mankurtlaşma o kadar bize hakim olmuş ki bir kişi. Recep Tayyip Erdoğan, tabii ki her başarılı işin arkasında bir kadın vardır, erkeğin. Emine Erdoğan ve yakınında buna tesir edebilecek. Allah nasip ederse, birileri olursa bu ülkenin önü açıktır. Kendi kendine yeten bir ülkeydik. Bakmayın siz bize Amerika'dan, Kanada'dan nohut, mercimek geliyor. 17 sene önce biz yolladık bunları. Bizim de içinde bulunduğumuz firmalar yolladı. Abilerimin oldu. Şimdi ithal ediyoruz. Kurtulmak mümkündür diye düşünüyorum. Ölümden başka da her derdin devası var. Korkuya son. Siz Allah'a kul olun. Habibine ümmet olun. Haksızlık karşısında susup dilsiz şeytan olmayın. Araf suresinde Allah, ayetle bitirelim. Ben diyor öyle insanlar yarattım ki, cinleri ve insanları yarattım. Öyle insanlar çıkacak ki diyor, onlar hayvanlardan daha aşağı olacaklar diyor. Bakın Araf suresi. Olacak, onlar diyor görmedik diyecekler, duymadık diyecekler, işitmedik diyecekler diyor. İşte diyor onlar gafillerin ta kendileridir diyor. Aha, bugünü söylüyor işte. Zaten bugün bir dabbe bile düşünsek, hani Allah'ın ayetinde o gafilleri diyor yok edecek zaten. İmanın bereketiyle tahkiki imanı yaşayan, ahirette bizi kurtaracak eserler bırakan, sizin en hayırlınız insanları faydalı işler görenlere asla musallat olmayacak diye ayet konuşmuş. Önce Allah'a razı edip peygamberine ümmet olmayı ve haksızlık karşısında susmayıp hep faydalı işler görmeyi, kem sözü geciktirmeyi, bu ülkeye bir ağaç dikeni sırtında taşıyan diyen ben Recep Tayyip Erdoğan'dan bunları çözeceğine inanıyorum. Biz 780 tane ağaç diktik, 76 mahkeme gördük, 1000 tane daha dikiyoruz şimdi. İnşallah bu dönemde bu ülkeyi terk edip Avrupa'ya gitmeyiz. Gittik ama döndük. Karantinaya rağmen ben Fatih Bey geldim son uçakla, büyükelçim hocam ülkeye lazımsın dedi. Burak Karartı başkonsolosum Frankfurt'ta, merkezlerimiz orada bizim. Dolayısıyla döndüm geldim, 24 gün karantina, inşallah Perşembe günde Beyaz TV'de canlı yayınla. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, bütün dünyaya örnek olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bütün birimlerle devlet sabah 7'de çöpleri toplamaktadır. Yanlış yapılanlarda mutlaka düzeltilecektir diyorum. Bize ulaşmak isteyenlere de müsaadenle bir numara veriyorum. 0212 533 0133. Bunu lütfen altına da yazalım. 0212 533 0133 veya 0530 200 çift 096'dan bize ulaşabilirsiniz. Maranki alışveriş sitelerimizden ürünleri görebilirsiniz. Sizin Avrupa'da da takipçileriniz var. Benim de çok takipçim var. Avrupa'daki bütün ülkeler için Frankfurt'taki ahmetmaranki.de'den ulaşarak bütün ürünlerimizi görüp hizmetinize verilebilmektedir. Dükkanlar kapalı da olsa kargo çalışmaktadır. Bakın Almanya'da ne var Fatih Bey? Bu acıyla bitirelim. Şimdi Türkiye'de şu Kapari, bunun markasını gösterip, hani siz de biliyorsunuz, tele gösterdiğiniz an ne yapıyor? İşte diyor reklam yaptı diyor ürününü. 70 bin lira ceza yedim ben bunlardan. Yeşilçay'dan şunda, sağ olsun. Şimdiki bakanlarımız çok duyarlı. Ruhsar Hanım'a teşekkür ediyorum. Bekir Pakdemirli'ye. Almanya'da nasıl biliyor musunuz? Bütün bu ürünün markasını, adını, endikasyonlarını, her şeyini biz şimdi Maranki alışverişe yazamıyorsun. Ama ahmetmaranki.de'ye yazıyorsun. İşte medeniyet bu, demokrasi bu,
İnsan hakları bu, insana kaygı bu. Sen niye bunu yapamıyorsun? Çünkü senin köle emrinde olduğun o tröstler buna müsaade etmiyor. İlaç satışlarıyla bu ülkenin daha çok bağışıklığı. Zaten %2 kalmış. %98'i ilaç kullanıyor. Herhalde ikisi de dağdaki çobanlar mobandır. Onları arıyorlar şimdi. Sayın hocam, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde vatandaşa bağışıklık sisteminizi güçlendirin, güçlendirin, güçlendirin diyorlar bilim insanları. Ama vatandaş bu bağışıklık sistemini nasıl ve neyle güçlendireceğini bilmiyor. Ne yapması gerekiyor vatandaşın bu sıkıntılı dönemden kurtulabilmesi için? Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Hakikaten milletin tabii ki koronayla ilgili artık herkes öğrendi. Yani abdesti öğrendi, namazı öğrendi, temizliği öğrendi. Bayağı bir lisans düzeyinde eğitim aldı, fakat sonuç tabii, yani neticede ne olacak, nasıl olacak, kurtulacağız? Bir, bu ülkenin bağışıklığını, gezegenin bağışıklığını, Türkiye'nin bağışıklığını, ülkemizin bağışıklığını, insanımızın bağışıklığını düşürdüler. Nasıl düşürdüler? Ekmekle, suyla, efendime söyleyeyim işte rafine tuzla, rafine suni nişasta bazlı şekerle, 28 günlük tavuklarla, hormonlandırılmış Montfon, Holstein ineklerle, emilgatörlerle, Çin tuzlarıyla, florürlü macunlarla, tabiata attıkları kimyasal ilaç ve gübrelerle, insektisitlerle, havadaki chemtrail'lerle ve buradan hastalanan toplumu da ikinci defa verdikleri ilaçlarla milletin bağışıklığı düştü. Kim diyor bunu? Bilim kurulu üyeleri diyor ki, ne oldu böyle? Hasta olduğu insanlar, şeker, tansiyon, kolesterol, astım, kortizon, işte kanser, aman dediler, bunları çabuk vuruyor. Biz bunu dedik, yine haklı çıktık. Peki, şimdi bunlar gerçekleşti, geçelim, ne yapalım? Bir, kesinlikle bağışıklık sistemi denen şey, bugün bilim açıklamış ki sindirim sisteminde ve bağırsaklarda. %80'i. Bir zamanlar ben bunu anlatınca Maranki amel yaptırıyor, milleti para kazanıyor diyordu. Şimdi anlı çanlı o iri gazetelerin yazarları da diyor ki mutlaka diyor yılda iki defa detoks yapmalısın. Demek ki kitabını da yazdık, kitapsız değiliz elhamdülillah. Kozmik Bilim ve Bilinç'le Detoks ve Diyet kitabımızda yılda iki defa ilkbahar ve sonbaharda herkes evinde hayvansal gıdalardan, hani kendini hastalandıran unlu, şekerli, sütlü gıdalardan uzak durup bağışıklığı arttıracak lifli gıdalar, meyvelerle temizleyecek, sebzelerle besleyecek ve her gün kalın bağırsağından lavman su vererek temizlik yapacak. Ve son günde bu dolunay günü, kandil günü, oruç dediği Efendimizin mistik boyutta da olan yeni geçtiğimiz beraat günü gibi bugün de 100 gram limon ve 100 gram efendime söyleyeyim zeytinyağı oloropini içecek. O safra kesesi kalın bağırsağı temizleyecek. Kurtlardan, parazitlerden kurtulacak ve insanların bağışıklığı, kalın bağırsağı temizlenecek. 1, 2, karaciğeri temizlenecek. 3, safra kesesi temizlenecek ki bugün binlerce kişi karaciğer ameliyatı, safra keselerini aldırmış ve bağırsak ameliyatı olmuştur. Bunlardan kurtulunca ana şey bu, bağışıklığı güçlenecek. Bir, en önemlisi bu. İlk tarihte 31 Haziran, 30 Haziran, 6 Temmuz tarihlerinde herkes evinde yapabilir. Saydığım metotlarla, şayet senin YouTube kanalından bizi biri ararsa, kendilerine bununla ilgili lavman setini de ücretsiz yollayacağımızı buradan taahhüt ediyoruz bir hafta. Ve broşürünü de ve dergisini de lavman seti, o probiyotikleri alma şartıyla bir haftalık lavman seti ve detoks dergimiz de hediye edilecek inşallah kendisine. İki, kainat şifahanesinde neler kullanalım hocam? Pratik çözümlere geçiyorum. İnekler hiç covid olmadı. İroni yapıyorum. Kanser olmadı. Niye? Yonca yiyorlar. Dağ yoncası. Hocam derdi, İnsana en çok şey, Allah'ın yarattığı en çok şey. Nedir hocam? Ot. Ot dini olan derdi. Elhamdülillah şifadır. Bazıları diyor ki hocam bu çocuk nasıl büyüyecek? Ya et yiyen
Canavarlar, tilkiler, çakallar, kurtlar şu kadar. Ama danalar bu kadar. Niye ot yiyor? Yani şimdi bu mantıksız bir şey. Demek ki alfa alfa yonca tarifiyle veriyorum. Mutlaka kullanın bunun tabletini vesaire. İki, göller ve denizler çürümez. Bu kadar pislikler akar. Niye? Yosunlar vardır. Bütün mikropları yer. Alsınlar yosun çorbası, yiyemiyorsa tabletini. Dünyada B kompleks vitaminiyle demirin dünyada en çok bulunduğu şey yosuna, yosunlardır. Spirulina ve klorella. Bilhassa genç kızlar ve kadınlar, eli ayağı üşüyenler, demir eksiği olanlar ki bu bağışıklıkta çok önemli bir faktördür. Tamamen spirulina'yı kullansınlar. Olmazsa olmaz alfa spirulina. Sonra bunları atmak için bedenden hocam ölülere ne lazım? Zencefil, zerdeçal. Kur'an'da da ayette olan zencefilli şerbetler için diyor. Ya bir hikmeti vardır ya, koca Allah söylemiş ya. Zerdeçal, kurkumin sıvı halde, likit halde bunu kullanın diyorum üçüncü olarak. Dördüncüsü, arıdan ibret almaz mısınız diyor. Allah iki kişiye vahyetmiş, birisi arı. 5000 arı kainata gidiyor rızık için. Bizim gibi nasıl işe okula gidiyoruz, aman dikkat diyoruz, öksürme tıksırma. Arı gidiyor kanser mikrobuna, suya, pisliklere konuyor, kovana dönüyor. Bizim çocuk okuldan geliyor, evde ne kadar kişi varsa grip oluyoruz değil mi? Arı gidiyor olmuyor. Niye? Propolis, arının teri. İşte biz bunu bulduk insanlık için ilk defa, sıvı halde alkolle uçurduk, sıvı hale getirdik. Mutlak 2 yaşından ölene kadar bütün çocuklarınıza propolis mutlaka kullandırın bağışıklık sistemi için. 4. Mutlaka öksü otu, öksürük otu, bunu mutlaka kullanın. Öksü otu ve öksürük otunu kullanın. Çamdan yapılmış. Bunu bulmaya çalışsınlar. Avrupa'daki izleyicilerimiz bunu rahat bulur. Oradaki firmalarımızda var. Ne yazık ki ülkemizde yasaklatıldı. Kan ağlayacak bir durumda, inşallah bunlar düzelecek. 5. Eskiden akciğere diyor tesir ediyor ya bu hastalık. Yapışıyor diyorlar. Nefessizlikten ölüyor. Efendim eskiden akciğer, astım hastalarına, nefes darlığı olanlara fıs kullanmayın şimdi diyorlar kortizon. Niye? Çünkü akciğeri bozuyor. Bıldırcın yumurtası önerirlerdi. Bir aralar çocuklara içirirlerdi. Şimdi biz yumurtayı bulamazsınız diye direkt bıldırcının yediği damar otundan, bıldırcın yavrularını damar otunun yanına koyar ki beslensin diye. İşte onun bütün muhtevası onda. Damar otu ve karabaş otunun çayını alın, tabletini alın, ekstratını alın. Akciğer rahatsızlığı için damar otu muazzam bir şifadır. Bunu buradan altını çizmek istiyorum. Kullanın. 5. Meyan kökü. Mutlaka bağlayıcı. Meyan kökü yapışkan bir şeker gibi düşünün. Yani bunları anlatırken bilim adamı gibi değil, bir Fatma teyze anlasın diye anlatıyorum bunu. Çünkü onlar daha rahatsız. Meyan kökü tabii bir şekerdir. Şekerli bir ılık suyla bu meyan kökünü kullandığı zaman, mesela yabani hindiba ve sarı kantoron. Sarı kantoron niye? Teskin edici. İçinde hipersin maddesi al. Çayını iç. Gerginsin ya evde. Adam 65 yaşında. Adamı bir aydır dışarıda tutuyorsun evde. Ne yapacak? İşte kantoron çayı. Bunu alacaksın. Olmadı tabletin 2 tane. Sıvısı daha uygun. Alması halinde kedi gibi olacaktır. Sakin bir hayat. Hipersin maddesi içinde var. Mesela kediler sinirlendi mi kedi otu, valeryan yer. Veya pasifiyolora, yani melisa yer. İşte bunları hepsini kullanabiliriz diyorum. Artı, böbrekleri çalışma zorluğundan çok şikayet ediliyor evde. Bu çok önemli. Bunun içinde mutlaka 40 kilit otu ve gileboru. Ekstratı, sirkesi, tableti, nesi varsa sirkelerini bulun. Sirkeleri evden eksik etmeyin. Mesela gileboru ve 40 kilit çok önemli. Bilhassa kırmızı pancarı alın, rendeleyin, karaciğerin müthiş bir ilacı, bağışıklığı güçlendirici. Çocuklarınıza yoğurta koyun, pişirin, turşusunu yapın, yemeğini yapın. Hiçbir şey yapama, havuç, elma ile birlikte suyunu çık. Zaten bu çocuğun hastalanmaz Fatih Bey. Kırmızı pancarın suyunu, havuçun, elmanın suyunu sık. İçine biraz rokotere kat. Sabah 500 gram bir kaşık tane yağda eriyen vitamin olduğu için koy. Bu çocuğun Covid de olmaz, bağışıklığı da düşmez kardeşim.
Bunu da yaptık sizin için. İnşallah bunları da ürettik. Kırmızı pancarı herkese öneriyorum. Yine mutlaka bunu yapın. Karaciğeriniz için, karaciğer rahatsızlığı olanlar var, çabuk yakalanıyor. Deve dikeni, enginar, yabani indiba, çayını, tablet, en azından sirke. Al enginar sirkesini suya koy, iç. Hocam bende stent var, ne yapacağım ben? Kalp hastalarını yakalıyor. Ginseng, yine karabaş otu, çoban çökerten, damar otu ve alıç. Bak dünyanın en güçlü ürünü. Yabani elması. Derler. Avrupa'da 10 tane alıcı kavanozu